Lerzan Mutlu gelsin. Tabii ki. Şenlik istiyorsan. Ee. Lerzan Mutlu geliyor. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin Hoş Lerzan. Bulduk. Hemen oturdum. Abi eline. kadının bak her <laughs> zaman değişik bir enerjisi var biliyorsun değil mi Cez? Biliyorum Demet. Onun için sana dedim. Siz ne ara beraber program mı yaptınız? Ne oldu? Yo hiç yapmadık. Sen yani dedim ki sen gelmeden önce dedim ki nasıl dedi küstüğünüzü falan sorabilirim. Dedim ki her şeyi sorabilirsin. her şey. Ha, ne zaman barıştığınızı merak ettim, ettim mesela. Ay Bir dakika beni. bak şimdi o mikrofonu <laughs> takarken ben sana söylemeyeceğiz. Cez? Taksana bebi. Dur abla ben böyle rahatım. Abi, öyle mi duracağım bütün <laughs> program Şimdi Erzan şöyle bir iddiası var. reenkarnasyon mu denir ona? Geçen bir önceki Evet. Biz bir önceki hayatımızda ya sevgiliydik ya karı kocaydık. Ha ondan mı didişiyoruz? Çok barışıyoruz <laughs> ama birbirimiz olmadan yapamıyoruz. Ben bir tane biliyorum. Çoğu bir mu? Tane bir tane zaten ve çok bir tane. Bir tane mi? Bir tane. Ayol bir tane mi? Baba bir tane. Öbürküleri. Evet, aynen aynen. İki gün kız kalabiliyoruz. Sonra bana DM'den bir bakıyorum bir şey yapıyor. Ben de beni özledin değil mi diyorum. Çok <laughs> yazıyor. Ben de seni sus diyorum. Barışıyoruz hemen. Şimdi biz bayağı bir 8 ay falan bu bir program yapıyorduk. Ama ne geçirmek? Ya. Bak Cez içimden Ama dışından. Ama hak etmiştin. Bir <laughs> şey hatırlamıyorum. <laughs> e, ne demiştin? Öyle. Mesela bir tanesi Ama hatırlat. Hatırlamıyorum. Ben hatırlatayım mı? Hatırlat hatırlat. Bence hatırlatma o kaynağı. Hatırlatma yani. hatırlatma. <laughs> Neyse. Hatırlat. Ben ne yapacağım şaşırdım. Ben hatırlat. şimdi buna küstüm <laughs> tamam mı? Küstüm ondan sonra. O mikrofonu taksak mı biz? Evet ya. ya ben böyle çok mutluyum. Takarsam şimdi hışır diyeceğim. Ferah oradan bana diyecekler mi? Mikrofonu hışır diyor. Ama şey şurada ne evet. oluyor? Şöyle süperim bak. Ne ee, oluyor? Video işi. Peki. Sonra. Oradan ses gelecek mi peki? Gelir gelir. Neyse tamam biz İtalya'ya gidiyoruz. Şimdi uçaktan otobüse bindik. Böyle tamam. cam kenarındayım. Bir baktım annesiyle Lerzan gibi. O sakın dedim şuna dedim selam verme dedim. Küsüm ya. Aslında olayı Aa, sonra bak şuna. Bak şimdi... Bu bindi tamam mı? O herhalde yer verdi hatırlamıyorum yanımış. Ben yanıma tutsan hiç bir şey böyle, Özledin beni. Git Allah'ın cezası ben seninle konuşmuyorum falan. Hadi hadi özledin beni falan. Bir sonra uçakta böyle aaa falan. Tabii <laughs> <Ben, gülüyor> canım aynen öyle. Bak şimdi bir şey oluyor tamam mı? Seninki bu seninki. Şey küsüyoruz. <laughs> benim beni mesela. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Evet. Olayı senin senin versiyonun Bir de senden <laughs> Şöyle, önceki evet, 100. programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizi Benim çok, için Benim çok naziksin. Ederiz. Sen çok böyle klas... ekrana yakışan. Arkadaşıma zaten söylenecek iltifat edilecek bir şey yok. Bugün seviyorum onu. O yüzden çok güzelsin, çok şıksın. Rujuna da bayıldım. Giderken e, odama getir koy. Bir şey söyleyeceğim. Sen de işin, ...şimdi de evet. şöyle söyleyeceğim... Beni böyle kızdıracak bir şey yapıyor. Her zaman yapar ama o anda beni kızdırdığını farkında değil ama. Ben delirmişim. Sonra ben de işte söyleniyorum yaptığım bak, kızdırmak programda. ne biliyor musun? Kendi yeni şarkısı çıkıyor. O koymadan ben paylaşıyorum. Ey ee, anam ee, ey benim bak, gibi bak, arkadaş dost bulmuşsun. Bak ee, şimdi anlatıyorum. Anlat. anlatıyor bak. Beni kızdırıyor bir şey yapıyor. Diyorum ki, tamam küstüm seninle. Hiçbir şey de yazmıyorum. Cevap da vermiyorum. Programda bir şey anlatıyorum. Hemen Demet'in haberi düşünce diyorum ki ben onunla konuşmuyorum. Lütfen siz konuşun. Bak aynen böyle yapıyorum. Sonra bir gün bak şu olayı net hatırlıyorum ve anlatacağım. Bir gün yayın arasında, yayın çıkışında ben Milano'ya gideceğim annemle. Ee, birini aradım. Bu uçak. Seda Sayan'la karşılaştığın Milano mu? Yok bu ondan önceki ondan Milano. Ondan önceki evet. peki. Ee, neyse eğildim böyle dedim ki ben dedim birinci sıra istiyorum. Birine yer yaptırıyorum yani hani uçak biletlerimizi almışız. Kesin beni izliyordu. Duydu Milano'ya gideceğimi. Çünkü Okan ne itiraf etti söyleyeceğim. Demet beni aradı dedi ki acil Milano'ya gidelim. Son dakika yerler Lerzan gözeme oraya Gözüme bak. bak. Kısa Sen manyak mısın kafayı mı yedin? Sen yaparsın. Sen Onlar sürekli Milano'ya gidiyorlar burada. Sen pasaportunu unutup, pasaportunu unutup. Ben, atıp, bir şey ben, ben sana bir şey, ben sana bir şey Ben bir şey işte de... bunları düşündüğün için manyağa şey yaptım. Bak bak, 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 bak. Milano'ya gideceğini duymuşum. Bir bak. Korkunç. Oturuyorlar, bak, <laughs> bak bir baktım oturuyorlar. Bana hiç bak. Okan'cığım ne haber dedim. Aa, sen bence beni özledin. O yüzden dedim aynı uçakta karşılaştık. O anda gene barıştık. Hiç küsemiyoruz. Fazla küs olamıyoruz. Böyle bir sadece? sorunumuz var. Okan'ın pasaportu şeyde kaldı. <laughs> Ee, bu çok o, iyi İtalyan bir marka var ya bizim en sevdiğimiz tamam. şey. Orada kaldı. Ondan sonra hani o faturalar şey fiş alırken falan filan neyse onunkisi kaldı orada. Biz geldik şeye havaalanı. Bu bir gün daha kalacak annesiyle. Ondan sonra Aa, geldik şey. Dedim ki ben yalnız uçağım. Öyle korkularım vardı benim. Şimdi olsa mesela uçarım. Dedim ki a dedim çillerzen sabah getirir. Sen yeter ki buradan ne çık. Abi o gitti polislere, polislerim. <laughs> Deli ben gibi söyledim. beni arıyor. Dedi gibi beni arıyor. Yoldayım. <laughs> ne oldu dedim. Bizim Okan'ın bak böyle konuşur. Böyle sesi konuşuyor olay var. Abla bir şey söyleyeceğim. <laughs> Okan'ın pasaport dedi. Şu markada kalmış bir gidiyor. Aa kız dedim bana Okan'ın pasaportun diye. Sen dedi ben her şeyi organize ettim. Sen Okan pasaportsuz Türkiye'ye girdi. Pasaportla Türkiye giriş yaptı ama yani keşke öyle şey olsa tabii prosedür. Ondan sonra çalıntı şeye düşüyor falan filan. Çok şeyler yaşadı. Orada bırakmasın. Bu böyle, böyle size tabii anlatırken çok anlamsız gibi zar, geliyor zar. ama hayır, biz bir de, çok bir, eğleniyoruz bu yani. hikayeden. Farklı versiyonlarını duyuyoruz buradan yani. Erzan'ın bir doğum günü vardı. Onu da anlatayım. Bak anıları hızlıca geçiyorum. <laughs> Her doğum günü. Her zaman dedim şimdi da küsüz. Her doğum şimdi, günü değil. E, albüm tanıtımı. Ha, albüm tanıtımı. Ha. Aa, ya dedim geleceğim şimdi dedim. O, o, gelir falan filan. Tatsızlık olmasın. Aslında istiyorum barışmak. Bu da farkında. Herhalde Alişan bilmiyorum istiyor ama. Yo istemiyordu. İstemiyordu. <laughs> Neyse ben istiyorum abi. Özlemişim şaka adamı. Şaka şaka o da istiyor. Ondan sonra mı Fakat Okan engelini aşamıyoruz. Ha, Aa, ben evet, dedim doğru. ki ben dedim gidiyorum dedi ne yapacaksınız orada dedi işte dedi ya dedi o gelirse falan filan Şimdi biz oturduk tamam mı? Nereden karşımda böyle? Mehmetciğim televizyoncusun 15 saniye sonra reklama gideceğiz ama devamını getiririz. Aa reklamdan sonra anlatırız. Ne ya çok e, öyle mi e, geldik öyle. ya? E, çok şey hazırladık senin için. Gerçekten. Yani çok sorularımız da süper olacak. Süper ekip, süper. En sevdiğim ekip burada. Çok teşekkür Hepsini ediyorum. Hepsini konuşacağız birazdan efendim. Lütfen ayrılmayın. Yani. Lütfen. Ağzına <laughs> sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok, çok iyi Çok iyi <laughs> Evet. Gelsin tabii. Tam da minik şeyi geldi anlatıyorduk de. ya. Anlat, sen hani gitme, anladım. gitmeme izin vermemiştin ya albüm tanıtımda. Anladım. Neyse ben oturdum Cez tamam mı şeye? E, masaya. Lerzan da böyle ama nasıl tedirgin biliyor musun? Gözlerinden... Biliyorum oyunu çünkü. Bir kalkmayacaksın Otur abla. Bir şey olmadı. Vallahi yanına yaklaştı. Daha Alişan gelmedi ama. Alişan geldi bak. Daha masaya arka masaya oturdu. Şöyle takılın yani. evde evde. <laughs> Kaçmadı yani. Bir de yağmur yağıyormuş. <laughs> Koşarken senin ayağın takıldı. O oh, hatırlıyor musun? <laughs> Kaçıyorum çünkü. <laughs> Ali ne yapacaksın Ali? Hoş geldin dedim. Arkamı bir döndüm demet yok. Böyle bir şey ne aptalmışız ya. <laughs> Ay ne kendimi aptal Kaç işler. Kaçalım yani 2019'da. Yani çok da sonra, böyle. Sonra sonra bombayı söylüyorum. Ya. ikisi programa geldiler. Okancığım da sağ olsun canım eniştem. Programa geldi. 6 sene mevzusu acaba var mıdır sizde? Sanki sizin <laughs> ne hazırlamış var, ya, ne gibi. Ne Söyle bana. Bak şimdi bunlar küsler. Asla barışmayacaklarını <laughs> söylüyorlar. Küpeleri çıkarsak mı? Bu Hadi, güzelim küpeleri. Bu güzelim küpeleri. Ha. Çıkar çıkar. Dur, dur, Sesten şu, mikrofonda bu. olanı çıkarayım bunu çıkarmayayım. Tamam tamam, <laughs> tamam. tek tek çıkar o zaman. Evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. Zaten tek küpe borcu var Okan'ın bana. Evet. Ha. Devam et sen bir şey söylüyordun. Şimdi şöyle ha. bunlar barışmayacağız. O bana diyor ki asla barışmam. Demet diyor ki asla barışmam. Aradan zaman geçti. Benim programıma konuk geldiler. Dur izleyelim varmış. Evet. Hadi Hazırmış. bakalım. Buyurun. Hazırmış. Görelim. Buyurun. 6 <laughs> sene biz. 6 sene Kaç görsün. sene küs kaldınız? Ben hayatımda hiç kimseyle 6 sene küs kalmadım. Kaç abi. sene? Biz bile en fazla 1 sene, ya. sene küs kalıyorduk senle. 6 sene ya. Kaç sene küs kaldınız? Kaç ha, sene küs diyorum duymuyor musun? 6 <laughs> sene. <laughs> <laughs> sekiz yani <laughs> kere altı dedim hala kalsana dedim. Yani sekiz kere altı 48. sekiz <laughs> şeydi. Hikaye bu. Ama hikayeyi evet. söyleyeceğim sana. Abi Bunun nedeni ne? Şimdi Demet'e çok güzel bir veteri hazırlamış ekip. Ve işte Demet'in o anda demeti e ağlatmam lazım. Çünkü hep kahkaha atıyor ya. Şimdi Şükrü olsun ters gol bir programcı olarak. Dedim ki Demet'e <laughs> ağlatmam lazım. Şimdi ben veteri öyle bir kitlenmişim ki. Alişan orada anlatıyor. Alişan'ı flu duymuyorum bile. Görmüyorsun da duymuyorsun. Görmüyorum ve duymuyorum. Hala ona soruyorum. Beni ağlatma derdindesin. Tabii. Niye orada... ağlamadın? Şu gözün bir sulanmış gibi yaptın ama bir kürlendi şey söyleyeyim Niye? Niye ağlamamı istiyorsun? Hala ütmüyorum değil mi? Şu an mikrofona gelmiyor. Geliyor mu? Derdimiz var. Bir şey söyleyeceğim. Ya var. çıkarsın tamam çok güzel koy. Derdini söylemeyen Yok. derman bulamaz. Ben peki badem yayındayız söyleyeyim. Boğazına değiyor tatlım. Onun için ha. boğuluyor hmm. sesim. Şimdi bak Aa. güzel sesini duyuyor. hiçbir şey olmaz. Evet sonra? Söyle. Niye ağlatmaya çalışıyordun e Çünkü sen her programda Allah hep güldürsün. Her programda ha 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 aksiyon yaratalım. Ee, dedim evet, dedim ki bir ters köşe yapmam lazım. Evet. Şimdi programcılık olarak ne yapmam lazım? Evet. Ee, ağlaması lazım. Kadına bir beteri verdim. Gene gülmeye başladı. Ha <laughs> ha diye. Dedim ki yapma Demet. Keşke önceden seni öldürdüm. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bırak Alişan'ı beni de. Ya yani neden evlenmiyorsun? Yani kafana göre birini mi bulamıyorsun? Abi çok fazla zeki kadınsın sen. Biraz aptala oynayacaksın. Biraz nasıl diyeyim sana biraz aşkın yoluna bırakacaksın kendini. Çok istiyorum Lerzan evlensin böyle küçük çocuklar olsun. Hira'ya bayılıyor mesela. Aynı burçtan dalar onu ben de ordum diyor zaten. burçlara takık. Ben ona takip Bir de özellikle Hint astrolojisi galiba değil mi? Sana helal ol. Evet bak görüyor musun? Çok evet çok. ...çok takığım, sormam, Neden şimdi bırak sonra. burçları, neden, yani ne, niye? Kendim, kadar ben kendim de kimseyi ödüllendirmek istemiyorum. Buna layık kimseyi bulamadım. Gerçekten. Çünkü ben... E, ...çok güvenilir, çok fazla vasfı olan... ...gerçekten bak bunu hiç... ...ben e, <laughs> <kendine gülüyor> ölmek için söylemiyorum ama... ...ilişki basında anlatıyorum bunu. Çok sadık... E, ...çok söz dinleyen... ...ve iyi bir insanım. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de... ...bazı erkekler, tabii tenzih ettiklerim var ama... Eyvah eyvah her içimdekini anlatayım mı? Anlat anlat. Mesela aynı anda üç kişiyle yazışıp, üç kişi idare eden adamlar var yok mu? Vardır. Vardır. Erkeği de vardır, kadını evet, da yani var. vardır. Evet yani şimdi tenzih ediyorum tabii herkesi ama en azından vardır. bana rastlayanlar... E ben onu yakalayınca olmuyor anlatabiliyor muyum? Sen mi? onunla öyle insanlara rastladın. Bana rastlayanlar öyle o zaman. Neye şaşırdılar? Hayır hani sen kendinden bu kadar vasıf falan e, bahsettin. E ben, evet. e karşı taraf senin bu kadar vasıflı olduğunu Ona fark etmedi. Iyiler. İki kişi daha mı koydu Peki. yanına? Onu anlasa zaten tek sadece benim yanımda olur. Onu anlamadığı için zeka seviyesi düşük olduğu için de kimseyle evlenmiyorum. Sen zeka seviyesi düşük insana bakmazsın. Uydurma. Anlat. Şu kablonun ne kötü <gülüyor> gözünü <gülüyor> bütün söyle. Bütün program Hı. herhalde. Ha, gel Sen yanıma Íl otur. Şöyle biraz otursana. <laughs> ya şşşş Gel yüzüncü programın hatırına gel. Ya niye? <gülüyor> Işığımız. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Allah yani o yüzden de evlenmiyorum. Peki. Çünkü aradığım adam henüz karşıma çıkmadı. Ama bulursan birini çocukta yapar mısın? Yaparım yani kariyerde. Ben babamı çok erken yaşta kaybettim. 10 yaşımdaydım ben babam öldüğünde ve tek çocuğum. Onun acısını hep hissettiğim için hani Allah korusun işte ben çocuk yaparım annesi ya da babası çünkü bunun acısı bunu ve büyüklüğü. Tabii ki yaşayamazsın gibi. ama işte o bilinçaltında bir travma herhalde. Bilmiyorum. bunu öleceğini de, de hissetmiş babasının biliyor musun? Öyle bunu bir bilmiyorum. hikayesi var. Hayır yani. bilmiyorum. Evet. Evet. Babası Allah rahmet eylesin 39 yaşında galiba. Evet, kalp krizinden vefat etti. Şöyle e, Bodrum'a gidecektik şoför bekliyorduk. O zaman çok küçüğüm. Ee, anneme indim böyle babamın e, amcamlar çok kalabalık bir aile doğulular. Böyle babamın hiçbir şey de yok. Böyle amcamların böyle rüya gibi bir şey. ...tavanda babamın cenazesini kaldırdıklarını çok gördüm. Tövbe ya. Aşağı indim anneme dedim ki anne biraz sonra babam ölecek. Sen tövbe ne biçim ya. konuşuyorsun tövbe dedi. Be. Doğru konuş dedi. Böyle bir şey nasıl söylüyorsun dedi falan filan derken yarım saat sonra babam kalp krizinden Aynı yanımızda da vefat etti. O yüzden o bende öyle bir travma ki yani hani hep kafamda bu ben benim çocuğum olursa ya işte annesi ya da babası e, herhangi bir şey geçirip yani hep bu travma bazen de beni çocuk yapmamak için hep geride tuttu ama çok aşık olduğum biri olursa neden Rahmetli baban döneminin en iyi avukatlarından biriymiş evet. diye biliyorum. <laughs> evet, Değil mi? evet, evet. Çok önemli bir avukat. Şimdi e, VTR'yi hazırlayalım arkadaşlar. Bir soru sorduk biz günün sorusu. Dedik ki hani hatta istersen canlı olarak söyle. E, bu mesleği seçmeseydin ne yapardın? Avukat olurdum. İzleyebilir miyiz onu? Rica evet. edebilir miyiz? Armağan'a da selam olsun. Armağan Çağlayan. Avukat da olabilirdim, iç mimar da olabilirdim. Aslında konservatuvarın imtihanlarına girecekken e, eskiden e, 2006 senesinde, pardon 96 senesinde e, Mimar Sinan çizimle yani ikinci yetenek sınavıyla alıyordu mimar olmak için. Çöp adam çizemediğim için mimar olmayı denemedim ama iç mimar da olabilirdim bence. Ama zevkli. Ya, evini falan git hep böyle çiçeklerle falan filan. Ben mesela Lerzan'da gördüm bir bölümü böyle sırf orkideler var. Bak o fikri çaldım senden. Bana da böyle çiçekler geliyor. Hemen bir köşe yapıyorum. Biraz zevkliyimdir Anneyle beraber anne de misin? Çok, anne de çok ha, zevkli. Onu diyecek. Annemle annemle yaşıyorum. Birlikte evet. yaşıyorsunuz. Evet evet annemle yaşıyorum. Bu arada anne 15-16 yaş falan büyük değil mi evet, o kadar? 16 evet 16 yaşında doğmuş beni. gördüm Ha öyle mi ben espri yapıyorsun sen hayır, hayır. 16 yaş hayır, mı var? Evet. evet. Hayır gerçek. Ablam gibi yani o yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Yani normal hayatta böyle ablalar var sonuçta. Es, e, gerçekten res, abla. Cez içeri girince şoka girdi hangimiz 15 yaş şu gerçekten de hani evet. olduğundan daha genç görünen. Çok yani, kadın bir de ya. Çok. Aşkım o benim ya. Her ama, yeri onunla mı gidersin genelde? Çünkü çok iyi arkadaşım gibi. Yani Arkadaş. aramızda o kadar az yaş farkı var ki. Buyurun. Bu da evlenmemiş ama şeyler. Erzan. senin için mi Evet. O da beni şey. bırakıp evet bir daha e, evlenmedi. O yüzden o benim için çok kıymetli. Ay, beni siz burada ağlatacak mısınız? Ne yapıyorsunuz ee, siz buraya? Öyle bak sen planlar kurduğumuz... Ters köşeliyorsunuz biz buna. Değil mi? <laughs> Yazıklar olsun size. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Siz ben seni... Allah kimseyi ağlatmasın ama tabii ki hani annem bana o kadar fedakarlık yaptı ki onu yani o benim böyle sanki o benim çocuğum gibi o kadar benim için kıymetli. Ona kız yaşayınca tabii öyle olur bir süre sonra. Değil mi? Yani o yüzden arkadaşım gibi annem gibi görmüyorum onu. Ya yani bir yerde annem gibi maneviyatta ama gerçekten çok iyi dostum gibi. Şimdi anladığım kadarıyla belki izleyenler çok iyi biliyorlar. Sen aslında varlıklı bir ailenin de tek çocuğusun. Yani bunu söylemişsin yani, zaten. Yani şöyle Hayır, hani hayatımı bağlı... aynı standartlarda yaşadım. Yani çalışmasan da aynı standartlara devam edebilirdin diye bir cümlem var. Yani hani mimar olsam da gene aynı standartta yaşardım, avukat olsam da aynı standartta. Yani iyi bir aileye doğdum ama biliyorsun seçimleri kendimiz yapamıyoruz. Yani benim kaderimde iyi kötü bir şey değil ki bu zaten. Hayır ama ben bunu söylemekten son derece utanıyorum ha, ben söyledim, sen zaman. Değil, ben söyledim. Evet, Nereye bağlayacaksın öyle. onu anlamadım. Şuna bağlayacağım. Ee, şimdi hani hep bakarız ya mesela hani bir örnek vereyim, eğitimden bir örnek vereyim. Yani bizim eski tabirle ÖYS ÖSS birincileri hep mum ışığından çıkar diye bir cümle vardır. Ha anladım dedim. Anladın mı? Çok Zorluklardan yani. çıkar diye. Ee, varlıklı olmaktan kaynaklı mesela motivasyon zaman zaman aman oluyor mu sende hayat içerisinde? Güzel <laughs> soru. Ha? Hayır aslında ben atıyorum hiç param çabalama için da, yani. Hiç param olmasa da mesela ben kimseye kötülük yaparak bir şeyler yapmayı sevmiyorum ama bizim piyasamız ee, sen çok iyi biliyorsun ki sen de hani televizyon camiası olarak bilirsin ki birazcık daha böyle entrika gerektiren bir iş. Ama ben o kafalarda olmadığım için aman bedemem de zamanı beklerim. Yani o zamanın bana yani bir oyun oynamam, bir plan yapmam, bir iş çevirmem. Sadece ben çok şanslıyımdır. Doğduğum günden beri çok şanslıyımdır. Önüne gelir bir de. Hayatta hiçbir şey beni yıkamaz. Mesela ben çünkü kalbime çok güvenirim. Hep kalbime göre oluyor. Sonunda her şey geliyor benim ayağıma geliyor. O yüzden de çok kısmetliyim. O zaman sabırlısın da. Çok sabırlıyım. Ee, babama ben çok uğur getirmişim. O yüzden çok da uğurluyum. İnancım çok fazla olduğu için hiç böyle bir entrika yapayım işte boş vereyim. Öyle kafalarda değilim. Aslında, zamanı beklerim. Entrikadan bahsetmemiştim. Şey anlamında, yani hayat motivasyonu Anladım, anlamında motivasyonu yani, yani o ne soruyor aslında biliyor musun? Parmak arası terlik, sırt çantasıyla Lerzan'ı uçağa binerken görür müyüz? Evet, <laughs> aslında bunu sormamıştı ama motivasyonumu <gülüyor> düşürmem. <gülüyor> görür müyüz? Motivasyonumu düşürmem sadece kendimi şarj etmek için. Kendi vasıflarıma o kadar eminim ki kendimi bazen şarj etmek için geri çekerim ama motivasyonumu asla düşürmem. Evet. Çünkü ben kendimde olan şeylerin çok farkında olan biriyim ve bu birçok insanı o kadar rahatsız ediyor ki o yüzden de kendimi şarj ederim bazen motivasyonumu düşürmem. Te parmak arası terlikle binemem çünkü bayım 157, 158, Bin boyum 157-158 boyum. parmak ay yok aşkım yani hiç parmak arası değil gene bir dolgu topu var. Evde de böyle biliyorsun Tabii. terlik ve şık şık. Öyle de. misin? Yok canım sen Daha de. Ben eşofmanla hiç görmedim Lerzan'ı. Hayır ya böyle şık mısın anladın böyle de. doğumunda bak. Demet ben hiç görmez biliyorsun bak. <laughs> Hira'nın doğumunda ilk giden benim. Tamam mı? o aradım neredesiniz geliyorum. Sabahın köründe. Kadın çıktı ameliyatta. Bak ilk ben oradayım. Daha kimse yok. Okan ve beniz orada. Sağında oturuyorum. Böyle yapıyor Okan. Gördün mü? Gördün mü? Le Gelmedi. Kimi kastediyor? Beni kastediyor Benim da, adımı söylüyor da. Bak gözümü açmışım. Ya ana bak. babaya sor, akrabaları sor böyle. <laughs> Geldi mi? La, ya, kız orada duruyor <laughs> durmuyor mu? Görmüyorsun. Ya, gelmiş mesela gitmiş ben işte beş Hayır dakika yanındayım sonra... ya, ya gitmemişim. o <laughs> <laughs> onu bile hatırlamıyorum. Ne saydırıyor bana? Faksın diye görmemiş. Olabilir. Olabilir. Ya. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor ya, bak. Da çok büyük diye böyle yapıyor. <laughs> Aşkım diyor. Minik gördün mü diyor? Gelmedi. Gelmedi. Aşkım diyor ne yanında oturuyor. Ne işte. Ne güzel. <laughs> <Şuraya>. Ben <bak. gülüyor> <O gülüyor> kafaya, kafaya takmışım demek. Çünkü girmeden önce dedim ki Lerzan'la o aralar küstüydü. Özür dilerim anestezi etkisinde herkes Tabii doğruyu canım. söyler. Evet. Tabii bak Devam yine et. de şeyim yani onun gel onun gelmesini istiyorum. Tabii. Demek ki yani bu da bir vaka yani içimde anladım Demek ki ilk onu belki de onu görmek istiyorum. Bir de girerken şey demiştim. Ece Erken'le kavgalıydık daha yeni barışmıştık. Bir de Alişan'la ben de kayınpederi çektim kenara. Ee, dedim ki Allah aşkına dedim gelirlerse dedim sakın olay çıkartma. Hani sen dedim büyüksün Abdi Baba dedim. Sen onları içeri o kadar eminim ki Alişan'ın geleceğinden. Ece geldi. Gelmedi mi Alişan? O kadar yaptı. ...içeride dedi bak dedi kedi yavrusu gibi dedi Ece dedi. Dedim al içeri hemen falan filan. E, ee, barışmak istiyorum çünkü şimdi bir gençliğimiz beraber geçti. ...iyi kötü kavgalar gürültüler onlar bunlar yaşadık yani dolu dolu. Hepimizin hayalleri var. Ay acaba kimle evleneceğiz öyle mi olacak böyle mi olacak derdimizi biliyoruz sıkıntımızı biliyoruz. <laughs> e şimdi çocuk da olmuş. Onlar yanında olsun istiyorsun bak ana babayı, akrabaları geçmişim Cez. Bak görüyor musun gelmedi. Kadın Sen şurada duruyor. Şey var, yani tartıştığın <laughs> insan da olsa ben onu anladım Demet'te. Tartışsa da Kavga da etse, üstüne de çıksa ne olursa olsun. Kin, yok, kin yok onda. Kin olmadığı gibi Bilmiyorum özel ki. durumlarda Aa, onu çok siliyor. Vefalı. Hayır onu siliyor. Aynen. Diyor ki ben şu anda doğuruyorum kardeşim. Bir de bir şey söyleyeyim. Eğer Lerzan'ın kötü günü ben ona giderim Bak, diyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Bola veriyor kavgaya yani değil çok mi? Çok vefalı. <laughs> Şöyle anlatayım. Şimdi ben gene bu TV8 benim çok kıymetli, çok sevdiğim bir aile biliyorsun. Hepiniz öylesiniz. Şimdi burada program yapıyorum sonda. Benim safra kesemde taş vardı. Safra kesemdeki taş düştü. Beni acil ameliyata aldılar. İç kanamadan çok önemli bir hastanede söylemeyeceğim tabii ki. İç kanamadan gidiyormuşum ben. Ben fark ediyorum düşün biliyor her şeyi. Beni ilk arayan size yemin ediyorum. Bana işte türbeler yolluyor senin için dua ettiriyor. Şimdi bak her şey bir ben kızarım küserim barışırım. Ama onun vefası bu hep Orada değil kırmızı çizgidir. Yani Alişan aramadı ama senin onda bir. Alişan'a dedim sorayım. ki ben saydırıyorum bu sefer. Bana bak diyorum, ona söyle. Bir de beni programa çağırıyor, utanmaz. Aa! Aramadı mı? Hemen şimdi söylüyorum. Tak dedim, bir baktım acayip. Utanmıyorsun değil mi dedim? Şans, Demet senin konseratman maalesef. <laughs> ya niye ha? Maalesef, maalesef. Ondan bıktım ben, bıktım. Sen biliyorsun o bana ne yaptı. Burada ilk kez itiraf ediyorum. Sen bu askerde beni öyle dedi ki kanka dedi döneceğim dedi. ilk seni programa geleceğim. Bak eee. askerden dedi biz tanıtımlar hazırlatıyoruz. Baba tanıtımlar. Şaka. Ayol benim rakip Çabuk programıma <laughs> çıktı. Bana söz verdiği gün. <laughs> yapmaz. Bunu da ilk kez burada söyle. Yapmaz mı? Ben yalan konuşmuyorum. Yapmış mıyım? işte. Ayol kanıtı nasıl yapmaz? Abi sen bu kadar bunları yap 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 ondan sonra bana dedi bak Hakan Altun geldi. Daha sen neler ha? göreceksin. Onu ilk önce sen yapmışsın ya ha. Konuşmaya gitmişti. Beni? Başkasına mı gitti? Ha anladım anladım sana anladım, şey, anladım. Ben şok biliyorsun. Biz bekliyoruz konuksuz kaldım. Allah'tan hey. dilim iyi laf yapıyor da iki yapıyor. saat konuştum. Tutturutturutturutturutturut. Kız ben neler çektim Alişan'dan. <laughs> sorma sorma. Yapmaz halbuki ama. Yapmaz mı? Biraz kurtarmaya çalışıyorum abi bak. Bunu da burada ilk kez açıklıyorum. <laughs> Al sana. Alişan'a e, söz hakkı doğru tabii. İsterse bize bağlanabilir. <laughs> Televizyonculuğu şarkıcılıktan daha çok seviyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Aslında evet konservatuarlıyım ama konuşmayı şarkı söylemekten daha çok seviyorum. Hmm. Ama dinliyor? kolektif çalışmaları sevmiyorsun. Öyle bir röportajını gördüm. Yani böyle partnerli, ha. ekipli iş değil de tek bak, başına seviyorsun. Sen, mesela sen Demet'e demin reklam arasında onu söyledim. Sen o kadar klas ve ekrana yakışıyorsun ki. Teşekkür şimdi herkes, kaç tane jest var mesela? Kaç tane sayabilirsin? Yok. Partner açısından soruyor. Hadi geleyim oraya. Ha. <laughs> bir düşündü ama. Cem var bir düşündü. Ama Cem var şimdi an. mesela çarkı felekte. Ama ben Cem partner... Hayır hayır teyze çok iyi iş yapan adamlar var. O anlamda söylemedim. No. Partnerli iş yapmak ha. için söyledim. Biraz da kimyanın tutması Tabii. önemli. Tabii. O yüzden de şimdi eğer o kimya... Aslında benim herkese tutuyor da onların bende tutmayınca zor, <laughs> <laughs> zor oluyor anladın mı? Yemin ettim bir kere yaptım. Bir daha Beni bilen tabi vardı sizin en son mesela moda programında. Aa, çok güzeldi. o çok güzel O çok, o çok ben eğlenceliydi. Bir de orada biliyorsun, onlar son bir buçuk saatte falan yorum yapmaya geliyorlar, çok eğlenceliydi, o iş çok kazasız belasız, çok güzel bir ekip, süper bir işte. Güzeldi, Ondan bahsetmiyorum ama canlı yayın, Anladım aynı mi? şeyden bahsediyoruz. Evet evet aynı şeyden O zor bir şey maalesef ki. Evet. Beni var ya helal olsun kitap gibi okumuşsun Jess. Yılan seni seviyordum. Seni seviyordum şimdi daha çok. Aa, sakın. İzleyelim mi? İzleyelim bunu. İzleyelim. Hayatım kıskançlarla uğraşmakla geçti. Hayatım yılanlarla uğraşmakla gitti artık. Ben bir yılan eğiticisiyim biliyorsunuz. Eğittiniz mi? Çok. <laughs> çok. Kaldım. Çok. Hepsi geldiler böyle. Önce böyle bir şey oldular sonra geldiler böyle. Ah canım, canım acıttık çok kusura bakma diye. Çevrenizde var mı hala böyle insanlar? Yok ben çevremden uzak tutuyorum ama mesleğimizde çok var. Aa bak bizim astrolog senin için ne yazmış? Ne demiş? Şenay Tamkan, okuyayım mı? Oku. Kova burcu kadınları çok zekidir, kolay kolay inanmaz. Ve bir falso varsa hemen görür. Altıncı hissi çok kuvvetlidir ki Lerzan'ın kuvvetli. Ben de kovayım diyor, Lerzan Hanım biraz zor evlenir diyor. Sağ ol. Öpüyorum Sağ ol, seni. teşekkürler Teşekkür ederim. Ederim. yani. Çok Her aydınlattın. Haftaya da olacağız seni. Burçları hazırlan. Baby. Evet. Bir de yükselenim de kova. Aa, Aa kovaya kova. Hira'nın kova olmasa nasıl sevinim. Alişan'ın da bir, iki çocuğu da kova. Değil mi? Evet. Zehir zaten. Evet kovalar sarmış etrafınızı. Buradaki yılanlardan kastın kim? Evet yılan kim? Şimdi ben tek tek burada bir liste yaparmışım. <laughs> nasıl hoşuna gitti ben? bak nasıl hoşuna gitti çok sevdi bu işi. Şey, çok şey. seversin. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben de severdim haklısın. Yani şimdi demetçim yok evet. mu? Topu Ay, sana olmaz atayım mi? şöyle. Olmaz mı ya? Bir golü atayım. Bana atsınysan sen böyle döndürelim burada. <laughs> Yok mu? Ben sana ha. bir şey söyleyeyim mi? Eskiden hani o 90'lı zamanlarda hani hep söyleniyor ya Elbise keserlermiş işte. gazinolarda. Tabii gazino şeylerinde varmış. Vallahi televizyonculukta var yani Cez ben sana söyleyeyim. Siz başkalarınınkini niye söylüyorsunuz? Kendinizkini söyleyin. Demet bir gün beni öyle dedi ki. Ay, Kimsenin sen ne ayağını kaydırmadım vallahi. Ne televizyonda ne gazinoda evet, ne de çok sahne Çok kötü bir şey. Hayat. Yani televizyonda çok fena. Yani Feraye Hanım hepimizden iyi bilir. Televizyonda korku filmi gibi bir şey ama... Yapacakları insana tabii dikkat ederek yapacaklar. Ha, buradan çıkmadan Feraye'nin kapısında çay içelim diyen var ya. Aa. Ha, a, a olsun yani o da yani ne olacak bir dakika ki. bir şey Sende bir şey yoksa yani hani sana kimse bunu ekstradan içine sokamayacağı için çayda içsen kahvede içsen bu kadar zeki bir kadın seni ekrana o oturtmayacağını bilmiyor mu? Ha, <laughs> Firay haşa ben değilim o değil. hayır, ya, canım o şey. benim ya <laughs> ama hayır eğer, <laughs> eğer <laughs> Firayana <laughs> mı kapısına gidiyorsun mutlaka ki o ya işini Bir, de yapana da yani, yani tabii buna pek yılanlık demeyeyim de ona da saygı Lercan demek ki alacağı da varmış yani değil mi yalan mı ceset <laughs> ya, açtırma bayramlık kazım biliyorsun <laughs> senin bu Alişan'la anlattığı durumları hatırlıyor zaten izleyiciler. Ne oluyor? Yuh. Ya? <laughs> canlı yayında söyledi kızım. Allah Allah sanki ben bir şey söyledim. <laughs> yani hatırlayan çok var. Varsa, bugün çok gülüyoruz Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çok Çeyim, var çok çok var. Şöyle. Ama Hazarımız... gerçekten Cezim var yani. Ama ya her sektörde var ben sana Ama bunda, sana... bunda çok fazla. E var çünkü televizyon önü daha çok duyuyorsun. Kulisleri biliyorsun falan filan. Bir sürü şey yani anladın mı? E sen de bir şey yoksa istediğin kadar yılanlık yap. İşte zaman öldürüyorsun sonra bir dönem sonra sanat sanat, sanat camiasında da işte eskiden öyle olurdu ben eskiden biraz bazı yerlerde elbiseleri benim es, yani şeyim asılacak duvara mesela işte albümüm çıkmış <laughs> bilmem ne başka bir kadın indirtiyordu ona hayır benimki asılacak falan ee, nasıl yani ben direkt açığa çıkar söylerdim benim afişimi indirdi. bunları söyleyeceksin bunları yaptığı yılanlı televizyonlara çıkıp söyleyeceksin Vallahi bunlara susmayacaksın. Bak, bak. Dersanın şey gazına mi? gelmek istemiyorum Feraye, tut beni. Bir şey söyleyeyim mi, Jessciğim? Ben hayatımda bir tek şunu deneyimledim. Çünkü ben böyle çok işte başımızda erkek yoktu falan böyle biraz erkek gibi büyümüş bir kızım. Ben bugün mesela benimle çıkan, ben işte 2002 senesinde bu işi yapmaya başladım. Benimle çıkan bir sürü insan kayboldu. Niye biliyor musun? Hep ezdiler. Hep ezdiler. O ben kendim hiçbir zaman ezdirdim. Ezdiler derken? Ya Ezdiler derken ayağını kaydırdılar, yok ettiler. Ha. Oyunlar ezdilerden kastım bu yani. Hep bir entrika. Bunlar da pes etti. Aman dedi bunlarla mı uğraşacağım? Bunlarla uğraşacaksın. Bunlarla uğraşacaksın. Bunlarla da mı uğraşacaksın hakikaten? Mecburen Sen kimle uğraştın mesela? Ay sayayım mı? Bir tanemiz? mi sayayım? E say istiyorsan. Aa bak tamam görüyorsun değil mi? Alırsın. Şu adamın şu kıyafete bakınca hiçbir soruyu soracağını mesela düşünmezsin. Ama bazen böyle emir, işte böyle oluyor. Emir kulu, yukarıdan <laughs> emirler geliyor. Aa, estağfurullah. <laughs> <laughs> emiri. Sana hiç olmadı mı? <laughs> Yok. Acaba erkekler hiç olmuyor mu? Aa Cez sana olmadı mı? Ha Niye herkesin <laughs> <yapayım? gülüyor> konuşuyor? Gözüme bana Ama beni şu güzelim küpelerimden ettiniz ya. Bak şu sol tekini. Hadi ama konuşur. doğruyu söyle. Hayır olmadı. Ah körük. Olmadı. Yalancısın şimdi, yalancısın yalancı. Şimdi şöyle ben e, ben televizyoncuyum arkadaşlar. Yani ben bunu meslek olarak zaten bugüne kadar. Tamam işte televizyonculukta televizyon sana televizyon, yapan olmuşsa, olmuşsa da olmuşsa haberim işte. Bravo. Bak onu diyebilirim. Olmuşsa da haberim olmamıştır. Ne olmuştur. güzel bir şey. Bu da güzel bir şey. Size ha. olmuşsa, da olmuşsa haberim, da da haberim olmamıştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana hiçbir şey söyleme. Bak çok sinirlendim şu an yaptıkları aklıma geldi. <laughs> Kimin? Öyle de, öyle de olabilir ya. Yani. <laughs> Nasıl olur? Ya neler neler vardı ya. Kaset kapakları götürüyorsun, fotoğraflar götürüyorsun. Tele, yani kapıları falan kapatırdık ki hani bir ajan sığmasın falan. İçeri bir şeyini kopyalamasın. Ve hala da oluyor biliyor musun? Niye bir kontrol... Yani fotoğraf atıyorum tamam mı o dansçı fotoğraflarından. Bunu kendime yap diyorum. Tolga'ya atıyorum Tolga ama. İki gün burada. sonra başkasının üstünde görüyorum. Tolga sen iyi misin diyorum ya. bir aa evet benziyordu. Ulan ben attım sana fotoğrafı diyorum yani. <laughs> Niye kadına yaptın? Bana yapılacak o kıyafet falan. Tolga Top hakikaten ya. Allah ıslah etsin sizi bilemiyorum. Tolga, bugün sana sardım yavrum. Dün fermuar zor kapanınca. <laughs> gerçekten e konuyu buraya getirdi yani. Tolga. O yüzden de dediğim gibi Siz zor bir iş, yap. zor bir iş. Ama böyle gerçekten birazcık böyle tırnakların dışarıda olursa. Peki şöyle mi düşünülüyor mesela? Hani bu işi beş kişi yapar o beşin arasına girmemiz ha. gerekiyor. Aynen öyle. Olur mu canım öyle bir Öyle, dünya var mı? E ben de öyle düşünüyorlar i̇şte, işte. 6 kişi de yapamaz mı? 7 kişi Yaba. de yapamaz mı? Birçok televizyon kanalı, birçok e, ne bileyim e, Mesela program Mesela eskiden Zeki Müren'in, rahmetli Zeki Müren'in bir tane lafı varmış işte. Valla o muydu? Yalan söylemek istemiyorum. Bilmiyorum. Hatta i̇şte eski solistler dermiş. Mesela yaşamak için öldüreceksin. Hayır. Yaşamak için yaşatacaksın ki arandaki fark ortaya çıksın. Aşkım ben sana Hı. bir şey söyleyeyim. Bak Hülya Avşar'la başladım ben o gazino şeyine. Kadın hiç öyle bir kadın değildi valla. 13 gün gittiğimiz programlar 40 gün 50 gün uzayabiliyordu. Ondan sonra hep kulisine giderdim. Hep mesela disiplini saatinde bilmem ne. zaten mankenlikten gelen bir disiplinim vardı. Ama onda mesela hiç öyle entrikalar oyunlar görmemiştim mesela Hülya Avşar'da. Ama sen kibariye de mesela... Bir gün, kibariyeye bir gün kulis kapımı çaldı dedi ki ay dedi Demetçim dedi. Ondan önce çıkıyorum düşünsene yani kibariyede de kibariye. Kapımı çalıyor Allah. ve diyor ki e, dinle diye şarkı Seni seviyorum. Ha. Ama onu okuyordum yani. Diyordu ki Ay gülüm be o şarkıyı ben oku almasan repertuara falan. Bin bir şey çok <laughs> şimdikiler, saçma. Bir dakika da çok Şimdikiler saygı maygı yok. 15 şarkı okuyor. Arkadan kim gelecek? Yani bir organizasyondasın. Vakit daralmış. Pazar günü dünden bahsediyorum. Yani hiç senden sonra kaç şey. kişi çıkacak? Bilmem ne olacak? Peki bir şey de diyeceğim. Saygı sana. bence küçüğe de gösterilmeli. Ben benden sonra çıkacak Sefo'ya. Dedim ki ablacığım sen merak etme ben 4-5 şarkı okuyacağım yani. Yani var. bu kadar şeyden pazar günü insanlar dağılıyor. Sefo'ya kimse kalmıyor. Ne ayıp yani anladın mı? Orada sen gece kulübü değil ki tam programını yapasın. Orada bir organizasyon bir tanesi sarkıtmış olabilir. Sen de biraz önünü gör, arkanı gör. İnsanlar bekliyor. Bu insanlar da 6 saat 7 saat aç burada ayakta. Hani belli ki başka sanatçı arkadaşlar. En sevmediğim şeyler biliyor musun? Peki bir şey soracağım sana. Dün sinirlendirmişler arkadaşımı. Şunu söyle bana. Yani önden çıkan biri aynı şarkıyı ama, <laughs> ama onun şarkısıydı işte o zaman. Hani böyle hocam... ala, Ay ne alaka? Bu bana çok cahilce geliyor. Cam Yok ya çok saçma o, o, o racondur. Yani ben de mesela konserlerde e, değiştir, büyük büyük halk konserlerinde ciz, bir tane DJ çıkıyor. Şimdi benim şarkımı çalıyor ku... kulübü. Ha. Ondan sonra iki dakika sonra bir tekrar şey... Ben okuyacağım kulübü Olmuyor canım biraz şey Şöyle oluyor. yapalım arkadaşlar buna bir çare bulalım biz Hararetlendik Şimdi, evet, evet, evet. E, Bittiyse tabii senin konu. Mutluluğun formülüyle ilgili bir şeyim var Bir e, cümlem var onu bir alalım lütfen Buyurun Lütfen. Evet. Alışveriş Bu hobi mi? Yes, Hala o... aynı mı? Bu euro bu dolarla da mı? Ne ben söyleyeyim elbisemi be beğendin mi? Bak sizin program için Bir şey Eskisi Aldım. kadar yapmıyorsundur ama alışveriş yapıyor musun? Yoksa <laughs> 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 hiç hızını kesmedin mi? Yani sana sence yani hızımı tabii ki yani artık alacak bir şey kalmadı öyle diyelim yani. Markalar aynı şeyleri çıkarıp çıkarıp duruyor. Aynı devam ediyor yani ben seviyorum. Seviyorum yani elimde değil dayanamıyorum annem çok kızıyor ama seviyorum. Nedir önceliğin? Yani ayakkabı. Ayakkabı, ayakkabı evet. Çok var değil mi? Ayakkabıya ayakkabı. dayanamaz. Evet nasıl biliyor? <laughs> ayakkabı görünce dayanamıyorum. Ayakkabı, çanta, kıyafet her şey. Öncelik yok yani sıralama yok. Seviyorum. Bir şey oda mı var, ne bileyim, evde bir kostüm, var, var. kıyafet. Ama sor bana ne sor kadar mi? günah, ne kadar? Ee, sor. gerçekten onlara harcanan para o da... E, <laughs> o ben hele çantayı ben de çanta uzun zamandır almıyorum. Alacak bir şey kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Model yok diyorsun. Model, evet, hep aynı <laughs> şeyleri çıkarıyorlar. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lafını unutma. Onlar da artık şey oldu biliyor musun? Hani o çok 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 pahalı çantalar artık yani Herkes. biri kullanır mı kullanmaz mı bilemem ama iyi ki de almışım. O zamanlar öyle bir şey giriyorsun. Evet o zamanlar evet. O zamanlar bu kadar pahalı da değildi. Ha, bu kadar pahalı Çak alır mısınız? Hayır Aa! edilmiyor. De Hayır dedilmiyor. E alınır öyle abi ben yazın ki. vallahi terlik merlik alıyorum yani. Ben almam. Günah abi kuma giriyorsun bilmem ne yapıyorsun. Bizim kızlara aldığım zaman haydiyorum pek güzel oldu. Niye? Ha şöyle. Neden Yani dediniz? ben bir şeyin Hayır merak. Ben, ben bir şeyin ben... öyle bir taklidini alacağıma gider mesela pazar. pazardan Oo. Hiçbir bir şeye benzemeyen bir şey alırım yani. Abi, bir şeyin ben o taraftar değilim ben. Yani. Bana çok uymuyor. Pazar var ya bak pazar. Yani hiçbir şeye benzemeyen bir şey alırım. Anlarım anlarım. Yürük alırım diyorsun. Ama ya yani bir şeyin taklidini hayatım boyunca kendimi kandırmak sevmiyorum ben. Yapamıyorum. Ne ya yapıyorsun bak, peki be, yatırımlarını? Ben e, ee, daha çok ev. Yani ev. Oturduğun evi aldın mı? Nereden Ama mi kız? Aa, Biz televizyonda bana ya. neler söylüyor. Ama yani ne soruyorum. İrem dereceyle ile altı yüzyılda evet, hala orada oturuyor mu? Aşkım benim o ya. Asansörde bile karşılaşmıyoruz. Gürültü yapıyor <laughs> mu? Bir ara çok... Gürültü Şu an var ya. Aşkım Bak İrem. Benim. Canım İrem'im. Canım komşum. Sen biliyor musun İrem bizim siteden gitti kaç kere geri geldi? Gitti. Kaç? <laughs> Neredeyse dört kere falan aynı eve Farklı evlere taşındı. Yan yana binalarda. Hı -hı. Çok seviyorum. Çok e, dobra. Ama biz onunla bir gece birbirimize girdik. <laughs> Nedenini ne biliyor şuna, Allah musun? Allah topuklu ayakkabı arkada yazıyor. <laughs> topuklu ayakkabı benim sesimin gitmesi mümkün değil. Bir kere ben evde topuklu ayakkabıyla... Hayır onun topuklu ayakkabıları. Hayır o seviyorum. benim için söyledi. Bir kere benim topuklu ayakkabı sesim ona gidemez. Fizik kanunlarına aykırı çünkü ben o çaprazında ve yukarıda oturuyorum. Ha. Tamam mı? Tamam. Bir kere o ben değilim. Tamam. Üstteki bir dişçi hanım var. O ha, o biliyor artık o olayı. <laughs> yani ama şöyle çok seviyor böyle müzik dinlemeyi çok seviyordu ama kız Kulak yemin kulak ediyorum. Dinlesin. Bir kere söyledik. Bir daha var ya kızın evinden çıt yok. Gerçekten yok. Bu sefer karşıya bir tane karşıya bir tane bar açıldı bu sefer de. Sabah o yapıyor artık İrem bir yerine. O oturduğu Sabaha yerde, kadar. var mı? Sabaha kadar çıstak çıstak çıstak. Tahilde çıstak falan oturuyorsun değil mi? Yok Herhalde ya. De, bayağı de. çok merkezi şey otim değil mi orası? Otim mi oluyor? Ha, yani bir kapısı nişan taşı, bir kapısı şey. Adresi ha. verelim mi abla? Yok vermiyor. Yok vermiyor. Yok o kadar. Yani senin için veririm tabii. Ki. Var mı öyle sapıkların? <laughs> Ay yok hocam o eve gelenlere ben inanmıyorum ya. Ben Aa, o çok inandırıcı gelmiyor. Eve yani güvenlik olan bir binaya bilemem yani. Beni şöyle bir sapa rastlamadım. Nasıl Güven... bir sapa rastladın? <laughs> ben hiç sapa rastlamadım. Acayip. ben sapa rastlamadım. <laughs> Güzel. Ben evet. yani takıntılı oluyor ya bazen işte evine yok, kadar. Yok yok ben hiç öyle takıntılara rastlamadım. İnanmıyorsun da ama gerçek oldu. Yani şöyle, bilmem kim yaşadıysa bilemem. Ee, tellerden atlarken resimleri var. Ece Erken hadise, en son Derya Ulu hepsi mahkemeye vermiş yani mesela. Ama yani bir şey söyleyeceğim. Güvenlikli evet. olan bir yerde, güvenlikli olan bir yerde bana çok saçma geliyor. Ce o zaman güvenlikli bir yerde... Insanlar ama güvenlik geliyor. o zaman güvenliği vermesi lazım. Güvenliğin olduğu bir yerde... Onlar için söylemiyorum. Bunu yaşayan herkes için söylüyorum. Güvenliğin olduğu bir yerde bunu yaşıyorsan bence sitenin yönetimiyle mahkemelik olman lazım. O zaman ben neyin aidatını ödüyorum, neyin güvenlik parasını ödüyorum. Yalan mı? Doğru. Mantıklı tabii yani sonuçta. Yani. Bu parayı veriyorsan güvenlikte arzu ediyorsun. Sağlanması herkes lazım gelmemeye. yani. Bir olur, evet. iki olur. Üçüncü de derim ki hop ben nerede oturuyorum. Başka kim var sizde ya? İrem var, sen varsın. İrem, İrem'le ben yetiyoruz zaten. <laughs> ama, ben ama 15 senedir aynı yerde oturuyorum. Ne güzel. Ee, şöyle söyleyeceğim. İrem şimdi çıtı çıkmıyor sağ olsun. Canım o benim. Ee, Çıkmadığı için çıtı canın çok, o senin. Çok çok. Evet. Yani şu ara çok seviyorum onu. Sesi çıkınca Abi ses senin. gürültü fena <laughs> ya. Sesi çıkınca sevmiyorum. Ben de mesela olmuş. takıntılıyım gürültüye ve nereye gitsem gürültü peşimden geliyor. Gerçekten mi? Tıpalarımı alırım, otelde kalırım. Oh derim böyle sağıma soluma bakarım. Ya da bir, bir, yere giderim aşağıda bir organizasyon var. O demirler memirler sahne kurulur. Hep sana mı geliyor? Abi benim var ya benim peşimden gelir gürültü. Bu mesleki deformasyon mu? İkiniz de... Duyuyorsun tabii. Heh. Aynen öyle. Yani bu... da sinir oluyorum. Çok özür dilerim. Yok, da sinir oluyorum Jess'cim. Yani bir tek ben mi duyuyorum? Ben duyuyor olamam yani. Herkes duyuyor herkesin duyuyormuş. Benim duyduğum şeyi herkesin duymuş. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun Hı. ama şarkı söylediği yerleri sevmiyormuş. Aa ne demek o be? Bazı yerleri. Bazı yerleri sevmiyormuş. Bazı yerleri. E Zorla mı çıkıyorsun? Tercih. Çık, o yüzden tercih etmiyorum zaten. Onu söyledim aslında o röportajda. Evet. Zaten Şöyle, ben baştan söyleyeyim Sağlığa zararlıdır Sigara, alkol sen de kullanmıyorsun işte ben ve istemiyorsun galiba. Yani istemiyorum değilim. Çok daha yani şey yerleri seviyorum hani <laughs> mesela sonda sene çıktığın yerler var ya onlar çok güzel ama... Çok böyle gece 2'den sonra mesela yurt dışına gidiyorsun. Orada mesela genelde gece 2'den sonra. Ben sana bir şey artık gece ikilerimiz kalmadı. Öyle mi? Bütün o kulüpler hepsi saatleri 12 yılında ve bence de çok iyi oldu. Neden mi şöyle 4'lere sabah beşlere kadar Anlıyorsun değil mi beni? Vallahi tabii anladım. Yoksa yani ben daha çok mesela düğün... Sigara yani sağlığa zarardır. Bu konuda tütünlü şeylerde çok haklısın. O duman muman bir geliyorsun abi gözlerin yanıyor. Bir de ben... Kirpiklerine de kadar böyle... Nefes alamıyorum. Yurt dışında yürüdüğüm zaman sokakta içenlerin dumanı bana geliyor. Annem diyor ki sen deli misin? Sokakta içenin nasıl dumanı? İçmeyene geliyor. Yani, yani geliyor ya, rahatsız tabii. oluyorum. Bilmiyorum o yüzden bak. de... Çok tercih etmiyorum. Düğün e, çok sık. Gökşen buradan bizi izliyor. Öpüyoruz Gökşen'i, e, Sotoğlu'nu. E, çok düğün, bay toplantısı o tarz şeyleri. Bu ara mesela şarkıcılığa daha bir ağırlık verdi. Evet ne bir şey yapacak mısın mesela? Evet, evet aynen. Mesela e, şimdi başka bir kanaldan bir yemek programı getirdiler. Fakat bant çekim e, çok yorucu. Anormal yorucu. Mesela günde iki tane bant çekim. Hani haftanın üç günü çalışıp, çarşamba günü bitirip, perşembe, cuma, cumartesi, pazar tatil yapılıyor ya bant çekimlerde. Sana kalsın evet çok yoruluyorum. Yani ben canlı yayın kadınıyım. Mantık mantık kadını değilim. O yüzden de onu şimdilik kabul etmedim ama her an fikir değiştirip kabul edebilirim. Abuk sabuk istekler geliyor mu şarkı söylerken? Ya yani mesela şey peçeteye falan şunlar. Bilmiyorum. Bir kaşımı bir kaldırıyorum hiç öyle bir şey gelmiyor. Ha. Anda gelecekse de geri gidiyor biliyorum. <laughs> Gelse yani de geri çekiyor. Gelse de geri çekiyorlar evet. Şimdi YouTube'da Armağan Çağlar'ın bir programı vardı. Hala de evet. da var bu arada. Evet. Sen 2020'de konuk olmuştun. Oradan bir kesit var bir izleyelim lütfen. Hadi bakalım. Çanta taşıyacak koca ne demek? Sen ne anladın? <laughs> Bize sorma. Yani sen ne anladıysan o. Hayda. Ben benim ne anlamamın önemi yok ki. Sen Ama zikrettin. benim söyledikten İzleyici sonra ne anladı? insanların ne anladığı önemli. Benim ne anlatmak istediğimi anlamıyorlarsa zaten bir şey daha söyleyemem üstüne. Yani e, ne diyeyim? Ne anladıysan o? Senin ağırlığını taşıyamayacak bir insan mı demek bu? Yani benim işimi benim işimle alakası olmayan bir adam istiyorum. Ha, başka sektörden de olsun. Evet, evet. Benim bir de onun değil. parasında, pulunda ve yaşam şartlarında o beş yıldızlı hayatı da gözü olmayacak. Aynen, aynen. Yani benimle e, kendi daha zengin olmak. kendi bir hayatı aynı da olabilir. <laughs> bir bir kendi hayatı olsun. Benim de bir kendi hayatım olsun. Birbirimizin işine çok fazla karışmayalım. En güzeli. Vallahi bak. Çünkü o stres yapıyor insanın bence üzerinde. Herkes kendi işini yapsın. Allah gönlüne göre versin. No, ama şey yani şey mesela kılık kıyafetine karışsa... Ben zaten öyle kılık kıyafetine karışacak bir, bir, no. bir şey... Ya, bilmiyorum şimdi bu göreceli bir kavram. E, sana iyi gelen ötekine Aa, olabilir. E, hele ona hiç gelemem. Ha. Tam kova kafası. Oy, ha, dekolten yoktur ama hatların görünüyordur. Attım şimdi yani anladın mı? Ona takıktır. Jess'in <laughs> 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 içinden neler çıktı? Jess. <laughs> Sen bakma ismini Jess'e. Sen bir şey söyleyeceğim. Güzel soru. O, yani, karışabilir ama ben dinler miyim? Hiç mi? Hiç mi taviz Ya bu diyorsun? aşık olsun biraz dinler ya. Ha, Nasıl bir biri, biliyor yani, bak biliyor. Ya aşık olduktan sonra mutlu olduktan sonra onu yapamayacağı fedakarlık o. illa çok zengin bilmem öyle bir şeyler Hiç de değil. değil o değil yani. o Onun aradığı başka bir şey ilk önce aradığı da huzur. Kızımdan da biliyorum bu kovaların huzurla alakalı şeyleri var önce huzur abi. Güvenmeliyim bir de. Aynen öyle. Yani güven olmadıktan sonra da zaten huzur olmuyor. Yani güvenmeliyim ve huzur bulmalıyım. Nedir kendi? o? Sana göre olan huzur, lerzan. Nedir o huzur? Yani huzur biliyoruz yani da sana huzur, göre. Huzur, huzur. Yani şüphe içinde olmamalıyım. Bence huzur o. Eğer bir ilişkide şüphe varsa o ilişkide her şey bitmiştir benim için. Şüphelendiğim bir şeyde mutlaka altında bir şey çıkıyor. O yüzden hiç o şüphe olunca insanın ...bir içi sıkılıyor ya. Olmuyor. Çok mu açık olmalı adam mesela? Çok mu yani? Her şeyini bilmem Adam bu telefonunu böyle mesela. burada bırakacak bilmem ne Onu öyle, onu öyle karıştıracak şeyi... Karıştırmam şey, o... ben. İşte karıştıracak şey olmaması evet, lazım. Evet ama yani. burada açık. Mesela şu hareket mesela... Falso. değil. Evet. Telefonu niye mesela döndürürsün, kapatırsın? Ne gerek var? Demek ki... Aradın, kapalı. bir şey var. Neden? Anladın mı? Mesela aradım. aramam ben. Mesaj atarım. Cevap veremiyorsa zaten ayvayı <laughs> Aramama huyum var benim. Hemen yani mesaja cevap anında bekleniyor. Tabii canım adım. herhalde. Atıyorsun ve saymaya başlıyorsun. Kaça Sen kal? bayağı, <laughs> sen bayağı bak, güzel bak güzel konulara değiniyorsun. Mesela şu anda mesela bu programdan çıktıktan sonra böyle bir talibim çıkabilir. Mesela ilk mesaj attığımda 10 saniye içinde dönen, aradığımda taktiği açan. Abi belki güzel. adam yani müsait değil, açam açamayacak durumda. Belki hasta. Hasta yatak, benim haberim yok. Yatak O <laughs> ilişki yok, yok, yok zaten. Diyorsun. Ya <laughs> bir yere gelecektim. Neyse açmayayım o zaman. Verzan bana verdi bu soruları. Dedi ki bunları bana sor. Nereye <laughs> Allah'ın sesi söyle. Ya şimdi üzmek istemiyorum seni. Hani Hı. bir ilişkin vardı ya. Söyle anlat. Vefat etti anne çocuk. Ha. Hoppa. Öyle mi bitti konu? Evet. Ha. Başın sağ olsun. Şey, 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 e, şey. E, ne diyecektim? Dur bir soru daha vardı ya. Sonra, sonra Neyse bu sene şey kovaların yılı da olacakmış değil mi? İnşallah. İnşallah. Şeyi hatırlıyorum ben. E, Şenay Hanım geldiğinde Aslan Oğlak Boğa dedi. Aslan boğa, boğa bizim yılımız nasıl bir yıl? Bu anlamadım. Hala gelemedi bu. Boğa'ya Jüpiter geliyor. Ben başlar bütün bilgilerime Tabii pardon, Boğa'dan çıkıyor İkizlere geliyor. Şu daha henüz sende ama. Ee, terazi'de güzel tutulmalar sende. Eyvah güzel, ne güzel. demek o? Ne gelecek başına arkadaşım? Siz anlamasın. Gelince sorun. Hayır arkadaşımın başına Hı, ne gelecek? bir kaydı Bir dakika Bir şey yazacağım. Allah kızımın öyle dedi. 0'ı hiç anlamadı. Aşk olsun. <laughs> Ne gelecek arkadaşım? Güzel <laughs> şeyler gelecek. Güzel şeyler olacak. Daha güzel şeyler olacak. Terazi. Bana bak bunun altıncı hissi kuvvetlidir. Şşş, terazi için sana mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Sana ya, soruyorum sen işte. Sen niye anlatmıyorsun? Bir dakika. Şunun niye bana geldiğini, Okan olayı niye anlatmıyorsun sen? Ben yokken anlatmışsın da ben varken anlatsana. Hangisi o ya? Evlilik olayını. Ha Anlattım şimdi. Ben anlattım. Bir dakika sen ya, tamam, yarım sen yarım anlatmışsındır. Bir gün bana geldi. Tamam. Nerede? Arabanın da altını çarptı o zaman yukarı çıkarken. Arabası alacaktı o zaman. Okan'la ayrılmışlar. Evde bunalımda ama. Ne desem bir evli, değil. alakası herhalde. Var evli, değil, değil. evli yani. değiller herhalde. Evli değiller herhalde. Evli değiller. Nasıl iyi. ama biliyor musun? Ölüyor. Bak şu Okan'a bak. <laughs> Abartma Ölüyor. be. Dedi ki böyle abla dedi. Bunun bir de böyle sessiz konuşunca vukuat var demek. <laughs> Eğildi bana öyle. <laughs> Doğru. Bak böyle geldi. Abla dedi. Yok dedi bu iş bitti. Bitti dedi. Bu iş bitti bu iş bitti bu benimle evlenmeyecek dedim. Aa -ah, dedim ne münasebet. Nasıl evlenmeyecek? Güzel 23 Nisan'da "Çok güzel ayrıldık. Bu sefer bitti." dedi. "Anlamadım." dedim. "Güzel ayrıldık. Güzel ayrıldınız ya <laughs> bitti." "Güzel ayrıldık." adam eşyalarını topluyor evden. "Güzel ayrıldık. Konu kavga değilmiş o Beni, beni yiyor ama evde. Beni yiyor." Peki. "Dedim ki 23 Nisan'da senin doğum gününde siz evleneceksiniz." "Aa! Böyle bak bak bir de bunu böyle çığlıkları var. Sessiz ve derinden." "Aa!" "Ay nerede saçmalama. Hadi gel dedi iddiaya girelim. Gerçekten de pahalı bir şeye iddiaya girdik. Sonra Okan Bey magazinlere çıktı. Soruyorlar Okan'a diyorlar ki Demek çıkmış bir programda Lerzan Mutlu dedik 23 Nisan'da evleneceksiniz. Okan'a soruyorlar magazinciler. Okan Bey 23 Nisan. Aa o nereden biliyormuş? <laughs> Okan bunu da unutmadım. 23 Nisan'da evlendiler. Evet. <laughs> biliyormuş. Evet. Şey ne diyecektim? Şimdi onların Okan'la arasında böyle çok severim. Çok şeyleri var, böyle esprileri var. Ben bazen Fransız kalıyorum. Sonra bakıyorum böyle aman diyorum abartmayın falan filan ama onlar ikisi çok seviyorum. hele böyle tatilde bir yerdeysek falan filan frekansları acayip Okanla Demet'ten önce arkadaş mıydı yoksa? Hayır ama Demet'ten daha çok seviyorum Okan'ı öyle söyleyeyim. Her zaman da söylüyor bunu. <laughs> 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 tabi tabi Mesela Demet'le küs olayım Okan'la asla arkadaş. küsmüyoruz biliyorsun. Hiç tabii. <laughs> Okan canım benim ya. Bak ne masum. Şu masum. Bakayım. Ne kadar. <laughs> Bayağı mı olsun. Ben daha çok seviyorum onu. Evet, o kan her zaman böyle. Güzel ama. Olsun. Ona da söylüyorum. O bildiği bir şey. O yüzden buna şaşırmıyor her İyi. zaman. Canlı okumak sanatsa bir canlı okuyacaksın ama önce o VTR'yi bir izle. Öyle öyle. Peki hala. Bir VTR'yi bakalım lütfen. Afınız sağlık. Çok teşekkür ederim. Anıları nasıl unutacaksın hocam? bilsem, unutabilsek. Yani böyle için sıkıldığında ben mesela uzun yolculuk yaparım. Hemen arabaya atlarım. ben de, Hemen çok uzun. Ben de e sen ne yaparsın? Annen gelir mi yanına? Yok ben tek başıma giderim ama bizim bir Kilios yolu vardır. Orada geceliğin bir kız arkadaşım ararım mesela. Gece tabii korkunç yollarda. Bir gider geliriz biliyorsun. Bir havalanır Değil geliriz. Sen de mi öyle? Edirne'ye kadar yo, bile Ben zor. gündüz vakti gece gözler görmüyor artık. Lerzan genç değiliz. Yakını da görmüyorum. Uzun yolculuk o gece o Işıklar. ışıklar çok fena yapıyor. eskisi kadar araba kullanmayı sevmiyorum ama yani eskiden çok deliydim böyle seviyordum. Yani o bir kendini rahatlatma şekli bence. Uzun yolda araba kullanmak ama eskisi kadar çok böyle mesela yazın niye bize ekiyorsun? Gel diyorum Bodrum'a. Gel bir hafta kal yanımızda falan. Geleceğim ama Vallahi söz bu yaz oradayım. Haziran'da oradayım. "Neden mesela yazın nereye kaçıyorsun?" Çeşme'ye mesela? gel diyor. Sonra ben tatil yapmayı çok sevmiyorum. Sevmiyor tatil. Tatili sevmeyen bir insan olabilir mi ya? Ama yurt dışını Bak. seviyorum gerçekten. Yani o Tülfet geliyor bana çünkü artık insanlar denize, gel. ben eskiden kırmızı rüz sürerdim denize girerken oha teller düşüne bak bikiniyle kırmızı, şimdi herkes full makyaj, <laughs> bak asla deniz olarak görünmüyor yani orası. Herkes bir kesim tabi. Tabi yani, yani. tenzih ediyorum şu tabii, anda tabii. hani. E... Doğru söylüyor ama. Bak şu anda tamam. herkes full e, bikinilerin üstüne baba babataşlı e, parayolar, şu anda herkes öyle. E bu bir tatil şekli değil bana göre. Rahat bana değil, göre insan. Evet, bana göre tatil şekli değil. Dolayısıyla o bana külfet geliyor. Yani denize gir, çık, saçını yap, makyajını yap. En güzelini onlar yapıyorlar. Eğlenceye çevirmişler o deniz kenarındaki biçileri. Onları da kutlamak lazım. Benim kafalar öyle değil. Ben yurt dışında sokaklarda öyle dolaşmayı seviyorum. Daha rahat bir şekilde. Bak çok enteresan. Eğer e, nasıl söyleyeyim? Kızma bana. Şimdi ben ilk defa karşı karşıya geliyorum. Hani bir sokakta falan bir merhabalaştık seninle ama ilk defa bir televizyon programında. Mesela ben size ilk gördüğümde şöyle bir şey hissettim. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ee, görüntünle söylediğin şarkılar arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten sen bunu severek mi söylüyorsun? Görüntümü mü seviyorsun yoksa şarkımı mı seviyorsun? İkisi de güzel <laughs> ama sadece böyle hani sen sanki pop söylemelisin. Tipi o var. denedim olmadı. Tipi var sende. denedim olmadı. Hançer vardı biliyorsun. Hmm. E kibritiz, çok özür diliyorum. Sözü müziği, müziği bana aitti. Canım benim çok beğendi okudu. Çok güzel okudu. E, ama ben pop değilim yani. Evet, Ruhum değil arabesk. Ruhum arabesk. Onu diyecektim. Aslında ona bir girizgah yaptı. Ruhun öyle. Çocukken de mi böyleydin? Evet biz hep her gece o zaman bir çok ünlü Maksim'e Evet Maksim'e kapandığı için söyleyebiliriz. Evet. Beni mesela şey yaparlardı. Fahri odasında iki koltuğu birleştirirlerdi. Buradan da Sadece Tatsan'a selam olsun. Orada uyuturlardı. O kadar çok repertuarım var ki. Mesela ben üniversiteye şanslısın. girerken. Üniversiteye giderken. Şöyle söyleyeyim. Üniversiteye giderken bütün eski Türk sanat müziklerini biliyordum. Niye biliyor musun? Her gece işte Bülent Hanım'ı. Kulağa yatkın. Evet, e ama e seviyorsun da. Tabii tabii çok seviyorum. O yüzden hani ezberebiliyordum hepsini. Ruhumda bir bir yerimde arabesk var yani. Kötü bir şey söylemedim ha? Yo biliyorum. Kötü bir şey söylemedim. Biz birbirimizi çok mu sevdik seninle? Ben seni bu kadar seveceğimi hiç düşünmezdim biliyor musun? Eyvah. E, sevdim yani. Ben de seni sevdim <laughs> Bak gerçekten. Ben de seni sevdim. Tarihte geriden ibarettir. Bak gerçekten sevdim. Bir gün nişan taşında gördüm. Korneye basıyorum. Yes, yes. Hatırlıyorsun değil mi onu? Anışıyor muydunuz peki? E sadece birbirimizi ekranda aynı dönem karşılıklı bir kanalda o sabah programı yapıyordu. Ben de bir sabah. Ne diyorlar sana böyle kafanı bana garip garip sallıyorsun? Çok iyi gidiyorsunuz ha. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Harika program diyorlar. Tam evet. birinci program diyorlar. Yüze yakışır Gerçekten, bir konuk o, ve yüze yakışır evet. bir sohbet diyorlar. Abi biz acaba çok fazla mı samimi <laughs> konuşuyoruz ya? Biz ama Bence evde bir sohbet ediyormuşuz gibi ya. Evet. Bizim masa biraz öyle oluyor biz, ya. Değil de mi? Böyle. Hakikaten Demet'in de çok büyük etkisi var. Çok. Özellikle siz, sen arkadaşların geldiği zaman burası iyi anlamda söylüyorum. Öyle Evin olur? salonuna dönüyor ve güzel oluyor. Samimi öyle oluyor. Samimiyet şey istemez bence. misiniz? Ben çok severim. Tamam. Ben evet. onlara da sordum. Herhalde siz de kafa saladınız yani. Evet. Samimiyet iyi bir şeydir. Akşam bizi yemeğe götürüyorlar yüzüncü. yüzüncü. <laughs> Aa çok havalısınız. Yüzüncü şey şerefine. Çok, çok havalısınız. Bizi yemeğe götürüyorlar diye. Evet Feray bizi yemeğe Gerçekten. götürüyor. Gerçekten. Evet. Zenginliğe bak. Şu zen oturuşunda bile zenginlik var herhalde. <gülüyor> herhalde. <gülüyor> herhalde. Afiyet şeker olsun. İnşallah nice yüz programlarınıza ya. Vallahi. Amin. İnşallah. İnşallah. Vallahi İnşallah. gerçek. Bitti mi? Ne oldu? Gönderiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok be daha. Niye öyle Dur da şimdi ısınmaya başladık. Bir de ben hani reklam arasında dürüst adımdır. Reklam arasında söylediğimi de söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en küçük elleri görüyorum ben burada. Yani bakar mısın ne kadar ufak ellerim var. Bak. Ama bak değil, farkındaysan e, şeylere jel değil, takma değil, bilmem ne değil. Kadın orijinal. Tırnaklar mı? evet. evet. Sen dikkat eder misin erkek olarak? Tabii. Gerçekten. Ben nefret ediyorum o uzun böyle şey. Evet yani. Ben de takma tırnak hiç sevmiyorum. Hayatına Biz yaptırmadım. Erkeklerim. Bir şey soracağım sana. Şimdi yani sen ]Doğru. iyi bir şey mi söyledin yoksa... Çok bile... iyi bir şey söyledim. Ben çıkayım istiyorsan. istiyorsanız? Çok... Allah Allah. Tövbe yarabbim. Hayır bir şey diyeceğim. Hakikaten. Ellerin ne kadar ufak. Hayır ellerin ne kadar ufak. Bir iltifat mı İltifat. Evet iltifat. İltifat. İyi teşekkür ederim. İltifat narin. Hani hanımlar... Çok mersi. Çok mersi. Oh, peki o zaman biz şey yapalım. Gönder yapalım? bir şarkı gönder baby. Be. Şarkı alırız da şeye gideceğiz biz. Bir yere gideceğiz. Dur Aa, dur. Aa, niye şarkı yok mu? Ne dediniz abi? Ben kafa gitti söyleseniz <laughs> de. Ben <bana>. öyle. <laughs> hadi bir daha söyleyeyim ki ben burada kalmayayım böyle. <laughs> evlenmekle ne o. Oh. Ha. Evlenmekle ha. Sen ne? Sen taktın ha? Ben takmadım. Sen söylemişsin. Onu seyredeceğiz. Ha, gene mi seyredeceğiz? Hadi seyrede. Buyurun. Almış mağazayı almışım mağazayı alacağım mağazayı boşalt ben seni gibi millete tamam. elbise aramıyorum Ya elbise kabinden beni gözetleyene kadar içeri gir ben, bilirim, ben seni içeri gibi girgilim. millete elbise aramıyorum Kendimi arıyorum tatlım anladın mı yarışıyorum evet. çünkü bugün altın günü son günü akıllı ol sözde bir şey söyleyeyim mi sana ha, canım. bugün gidersen içinde en çok kime ne söylemek isterdin ne kalacak teneke çalarım ardından fulya giderse ben de bir kilo kına alacağım dağıtacağım kızlara bir de tek çalacağım kız kına iyi Ettir, güzel yap bunu ama bak sözünde dur. Bugüne kadar evlenmemekle ne kadar iyi bir şey yapmışım ya. Şu kayınvalideleri gördükten sonra Allah'a şükür ediyorum gerçekten. Ben yanlış anons ettim. Evlenmemekle neyi yapmışım? Bence iyi yapmışım şu ana kadar. Değil mi? Bir yani bak, bir müddet sonra yok. bir müddet sonra e, daha insanları tanıdıktan ve e, zaman birazcık geçtikten sonra evlenmek daha mantıklı. Hala açık kafım. <laughs> E bırak bırak e ama daha Demet var. başta annelikle ilgili aslında sevdandan da bahsetti. E, e. Ben hiç ben arzu ediyorum onun öyle bir şeyi yok. Şey daha diyor ki bak Peki. Lerz Lerzanım seviyoruz seni. Dobra dürüst kadınım. Canım benim öpüyorum. Çok öpüyorum. Programımız hayırlı olsun demişler. Mükerre. Mükerrem. Teşekkür ederiz. İnşallah doğru okudum. Herkes şeyi yazmış. şeyi sormuştuk ya. Günün Herkes, sorusu mu? Günün sorusu. Neziha, akademisyenlik demiş. Neydi günün sorusu? Ama günün sorusu işte sana sorduk. Şu ne olmak isterdin? Yaptığınız... ne olmak isterdim? Evet. İşi yapmasaydınız sen ne olmak isterdin? Ben televizyoncu. <laughs> yok yok. Ben herhalde en baştaki şey hayalime dönerdim anaokulu öğretmeni. Aa. Ay sen var ya anaokulu öğretmeni asla olamazdın. <laughs> Bu benim e, her sene sınıf annesi olduğumu çocukları gezme <laughs> planları onu bilmiyor herhalde arkadaş. Bir dakika sen evet. sen var iki dakika sonra sıkılır Aa çok gürültü yaptınız Allah diye. Aşkım işte gençlik en başa dön dedim ya. Yapar mıydın yani? Mesela şu anda desen yani sınıf öğretmenliği yeterli. Şu anda mesela başka bir meslek seç desem ikinci bir şık söyle. Mesela ben avukatlık mimarlık dedim. Ben hiç söyle. uğraşamam milletin derdiyle. Sen falan... bir yere gazetecilik mi bir şey demiştin? Bunu evet lisedeyken öyle. Peki gazetecilik... nasıl hatırlıyorum? Fotoğrafla alakalı ama hep fotoğraf ama hiç takdiri severdim. yok. Ha? Hiç takdiri yok. Bunu, bu benim programımda söylediğim bir şey değil mesela. Ben bu bilgiyi bu gereksiz bilgiyi kafamda nasıl takdiri tutmuşum? Takdir ediyorum. Siz arkadaşsınız ama. çünkü. Ama bana söylemedi bunu. Ha sen bir programdan duydun ya ve buraya getirdin. Sen ne olmak isterdin? Ben psikolog olmak isterdim. Çocukluğumuza inerdin yani. Ne güzel. Süpersin harika. Kendi çocukluğuma da inerdim. Yani şey insanların ruh halleri enteresan olurdu geliyor bana. Olurdu bence senden. Olur muydu? Süper olurdu. Olabilirdi. Bir, bu saatten sonra da olabilirsin ama bu arada. Bu yaştan sonra diyorsun. Teşekkür ederim. Çok Rica mersin. ederim. Çok çok teşekkür ederim. Çıkıyorum ben. Çünkü... Allah ama Demet öyle yaparsa <laughs> şimdi, şimdi falan da seyrediyor Yani. Onu da zor durumda bırakmayalım. Şimdi öpüyoruz buradan. Çok teşekkür ederiz. Biz de öpüyoruz. Lerzan Mutlu doğum gününü kutlamasında çektirdiği fotoğraf bak bir şeyler okumaya başladım. Alın size filtresi. Sen filtre filtre çok kullanıyor musun? Yok canım. Hiç kullanmıyorum. Vallahi Harbi bak mi? bu bunda yok. Yemin ediyorum yok. Ortadakinde Niye, baba var. Asla yok gel. Kız ortadakinde var. Sana şimdi var. bir şey söyleyeceğim. İddiaya giriyor muyuz? Hadi iddiaya girelim. Aa, yok öyle... yok senle hayatta iddiaya girmem ben. Niye? Yok anne. Cimrileşti mi sen ne oldu? <laughs> Kaybederim falan filan. Ha? Hayır gel giriyor musun girmiyor musun? Abi şimdi oynatacağım da, bak. Oynatacağım. Sağdaki için demiyorum. Bak. Ortadaki deminki falan. Tamam bo. sana şimdi bir dakika. Bu filtresiz. Bak bir dakika giriyor muyuz girmiyor muyuz? Ben öyle giriyor musun girmiyor musun? Hayır arkadaş? girmiyorum. Ya bir dakika. Ya ben veririm. Giriyor musun girmiyor sen... musun? Sen. alo <laughs> Oğlum, giriyor. öyle o... çaya pideye falan filan. Sen falan giriyor mı? musun girmiyor musun? Yalıya mı giriyoruz? <laughs> <laughs> giriyor musun? Bir dakika. giriyor musun girmiyor musun? Hayır girmiyorum ha Işığın güzel diyeyim o zaman. Sen bak. burada filtresizsin değil mi? Portre gel. yukarı oku. Bakayım ver bakayım. İşte ışığın güzel baby. Yakın gözlüğümü getirin. Hakikaten istiyor musun? <laughs> İstiyorum. <İşte gülüyor> <laughs> Sen de bak. Gel. Hayır, zaten arkada koca koca gösteriyorlar. Sen başka bir şey mi gösteriyorsun? Yok. Filtresiz. Şey, Ama zaten yani bu kadar oynuyor. makyajın üstünde filtre olmaz ki zaten değil mi? Niye? O kadar makyajın üstünde bir estetik yaptırıyorlar bir de üstünde filtre yaptırıyorlar. Niye olmaz? Neler yapıyor? Ya olmamışlar işte onlar. Sen de olma, o, olmuşsun ver bakayım. Sağ ol. Rica ederiz. Sağdakiler evet. Ee, evet işte. zaten, zaten... Bu, bunu gösteriyor. Ortadaki fotoğraf değerli izleyenler zaten bunu gösteriyor. Arkada evet. da var. Hı hı. Filtre olsa filtre yazarım. Bunda bir şey yok ki. Şey söyleyeyim şurada. Burada bayağı buketleri olursun ha. Yarım yüzümüzün fitri vakti gelmişti mi? Filtre yazarım yani. O kadar önemli bir şey değil bence İstetik ya. için ne düşünüyorsun? Soru Çok soruyorum. Çok şeyler düşünüyorum ama korkuyorum. Değil mi? Çok. Benim de masada kalmak yani gibi ameliyat evet. Ameliyat e, biraz Riskli bir şey yani biliyorsun son yaşadığımı o yüzden de korkuyorum ameliyat olmaktan ama estetiğe karşı değilim hiç olmadı bugüne kadar oldu ha olmuş tamam ama yani yüzümde bir şey yok <laughs> anladım ee, bu ortadaki fotoğraf ben, ben bana mı öyle geldi buketleri olduğuna benzemiyor mu çok da severim buketi Aa sevgiler ona değil mi öyle öyle bir şeyi yok evet. mu evet doğru doğru vallahi yanına koysanız bak ben benden kaçmaz böyle şeyler Yan, kızdıram orada. direkt öyle. Güzel kızdır yani. Hı, hı. Ay, e, aykün yüksek diye bir e... Yok ya onu bir test yaptık. da Öyle bir şey e, e, eğlence konusuydu. Fena sayılmaz ama. Bir görelim mi? Aha var gelmiş. Ha bunu yayınladın mı Aa, sen? Aa başarı sen. ben şu anda onu vallahi bak bir arkadaşım vardı özür diye. Özür diye onunla birlikte çözdük. İkisinde farklı rakam çıktı. Fena çıkmadı ama. E çok yüksek zeka yazıyor altında. Ben 133 neye tekabül ediyor bilmiyorum ama ben bilmiyorum. buna tekabül ediyor. Ama çok eğlendik yani. Öyle aramızda bir şeydi. Onlarınki de yüksek çıktı bu arada. Öyle hmm. eğlendiğimiz bir şeyler çözdük. Bir hobim var mı? Sadece kendin için yaptığın bir şey var mı? Keyif almak için, mutlu olmak için. Ee, Bizim bilmediğimiz. Yok yani öyle çok böyle deli gibi bir şeye takıntılı değilim. Hiç hobi olarak. Resim yapmayı bir ara çok seviyordum ama şu an hiç ilgilenmiyorum. Çok fazla becerirsin de aslında. Evet mi? resim çok iyi çizemiyorum ama mesela çizilmiş bir resmi çok iyi renklerini hmm. e, boyayabiliyorum. Ha öyle bir kombinleme evet, gibi evet, bir evet. şey yapabiliyorsun. Gibi, evet. Aslında öyle bir iş yan işte de yapabilirdin Lerzan. İç mimar. Aşırı zevkli. Mesela şey. evet değil mi? Mesela birçok arkadaşım evlerini dekore ettirirken her şeylerini bana soruyorlar. Yani i̇yi bir gözüm var demek. İyi bir gözüm var ve renkleri çok iyi birbirine kombin yapabiliyorum. O yüzden de modacı olsam. Fena olmazdı. Tabii canım. E Bir de geziyor şimdi o kadar gezmeden de çok gezen mi bilir, çok şey yapan mı derler ya. Çok gezmeyle değil de bence ya, bu içinden gelen bir şey. Renklerin var. uyumu bence gezmeyle alakalı bir şey değil. Bu bir görsel Aşkım yani. Aşkım vitrin vitrin. Yani diyorsun ya iç şey e, hani dekorasyon bilmem ne. Ne kadar çok gezersen şey görsen bilmiyorum. Benim aklımda hep öyle şeyler kalıyor. Hiç da, gezi programı falan teklifi geldi mi veya sen hiç düşündün mü böyle e, bir şey? Yok gezi programı hiç gelmedi. Hep bana canlı yayın ve daha çok böyle yarışma tarzı mantı yayınlar. Bugüne kadar hep canlı yayın yaptım. Hayatımda ilk kez burada çok güzel bir mant yayın çektik. Hatırlıyorum yaz. Evet aynen dört <laughs> ay çok eğlendik onda da. Ama ben canlı yayın seviyorum. Gezi programı yani bant yayında çok insanın performansının canlı yayın gibi gösterilebildiğine inanmıyorum ben. Canlıda daha sen gibisin. Daha o mesela ben hiçbir programımda bant çekim bayramlarda bile yapmadım. İşimin başında durup hep canlı yayın ne çünkü. Ekip ne küfür etmiştir. Tabii sana. canım çok küfür yediğim <laughs> oldu ama ama, Biraz. Onun, ama onun şeyi yani onun tadı, onun reytingi her zaman çok başka. Ben buna hak veriyorum. Tabii. Yani bir donuk oluyor. senin adrenalinle ilgili de bir şey. O iyi oluyor çünkü. Hatta ekranım. bu programda yapımcılarımız buradan selam olsun onlara da. Dediler ki ya sen band çekimi iki tane üst üste çekiyoruz. Nasıl canlı yayın performansıyla çekiyorsun? Biraz es ver. Hiç bende es yok. Ben gene canlı yayın kafasıyla alışığım ya ona. Öyle. Seviyorum canlı yayın. E belki şimdi televizyon programı. Şimdi e... var mı konuştuğunuz bir şey? Evet ama yemek programı ve band çekim. O yüzden o band çekim benim kafamı çok kurcalıyor. Çünkü çok zamanınızı alıyor. Ve üç günde beş programı bitirmek zorundasınız. Ve çok yorucu. Sıfırdan bir şey mi olan bir Sıfırdan şey. bir şey. Başta biraz zorlanırsın. İnan bana band çekiminde her zaman zorlanıyor insan. Allah Allah ya band çekimi niye o kadar zorlanıyorsun? Çünkü bunu... yemek şey olduğu için mi diyorsun? Çünkü duru kalk oluyor, uzun. Aynen. O iş. Ben çok yanlarımda mesela Yani ben. yarışmacılar Sen zaten yarışmacılar de. o araya gidiyorlar, üstlerini Teknik değiştiriyorlar vesaire evet. ya. Halbuki bana mesela hiç ara vermeden çekilse çok daha Tabii. Yapacağız, çekeceğiz belli, Aynen. Evet, Yoruluyorsun, o arada beklemekten yoruluyorum ben. Aynen. Zaten öyle bir cümle vardır, beklemekten yoruluyorum diye. Biz Oyunculukta da vardır özellikle. Evet. Öyle mi? Tabii. Tabii. Hatta ben beklemek için para alıyorum diyen Al Pacino bile var. Yani çok o kadar ya bekliyorlar. aşıktım ona. Keşke hiç yaşlanmasaydı. Ne yakışıklı adamdı. Oğlu evet. var mıydı? Biz de yaşlanıyoruz Hı? böyle. Oğlu var Yok mıydı aşkım. Şimdi ama <laughs> galiba çocuğu oldu mu? Onun olmadı galiba. Robert'ın olmuş olabilir. Robert Denir'in Denir oldu. Onun. Sanki sonuna böyle Yılmaz Erdoğan bir şiir okusaymış değil mi? Bayılıyorum i̇zliyor musun ona, diziyi? <laughs> Deniz de benim konservatuvardan arkadaşım. Erkek kardeşi. En sevdiğim aileler. Çok başarılı. Çok başarılı. Dizi de çok güzel. Her şey on numara. Seviyorsun değil mi diziyi? Sen akşamları ne yapıyorsun? Survivor izliyor musun mesela? Zaman zaman izliyorum. Çok güzel bir program ama genel Yılmaz'ın resmini Josh Survivor <laughs> izliyorum. Bir yıl şapkamı beğeniyorum. Ha. Evet. Yine mi ya? Yine mi? Gene mi? Ama, e, ne gene mi? E, çıkarıyorsun tabii e, ki gene. Ne yapayım ayağa kalkınca e, bak kalk. burada. <gülüyor> Gel <gülüyor> yanımda bunu tut bari. <laughs> e, yani yardımcı olabileceğim bir şey varsa tabii ki yaparız. Şu anda tamam mı arkadaşlar? En azından ben bir rahat Yok edeyim. şu anda iyi herhalde. İyi. Değil mi? Peki teşekkür Sorun ederim. Yok. Sağ evet. ol Ersan'cığım. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Olmuş yani. Devam edin lütfen. Evet. Ee, dizi evet sen ne yapıyorsun? Sen Survivor'cısın. Survivor. Cısın. Ben Survivor, Survivor evet. Ben İzliyorsun. Survivor konsere giderken televizyon şeyden açıyorum. Biliyor, televizyon biliyorum biliyorum. Açıyorum. Ha hep izliyorum. Ne yapayım söylerinde. bir şey kaçırmayayım diye. Ne olacaksa. İyi, i̇yi yapıyorsun. Çok güzel ama gerçekten çok başarılı. Neyi? <laughs> <de> sonra... Aa, <laughs> evde ne yok adam ya. Ama evet. bak şimdi şey yapıyoruz. Akışı şey tek Siz niye gidiyorsunuz işte? Çok e. Ne evet. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sen bu kadar erken nasıl uyanıyorsun? Benim Kadın bir geldi. Uykuyla şeyim görüyorsun. yok ki. Kadın bir geldi biliyorsun. Hiç hazır ve hazırım. Hiçbir zaman Vallahi. yere geç kalmadım. benim uykuyla şeyim yok. Yani ben öyle uykucu değilim. Ben artık 6-6.30 gibi uyanıyorum. Bir uyanıyorum bir daha uyuyamıyorum. Sabah. Evet. Kız deli mi? Yemin ediyorum Sin. her gün ve üçte dörtte yatıyorum, o kadar. Geçen iki saat uykuyla her gün. Kafa dolu. Aa. Ne neyle dolu? İşki üç öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Onu oradan buraya mı, buradan buraya mı, değil Va mi? Var mı bir ekibin her şeyi sen mi ya karar ben verirsin? Yani ben her şeyi ben, ben yani beni en son o biliyor beni. Ben her şey karışıyorum. E Profesyonellerin niye teslim olmuyor? Olmam ben kimseye teslim. <laughs> <Öyle> olmuyor <laughs> ki ya. Var, olmuyor çok işte. Çok güzel oldu, toplu. Bu arada Aa, evet. Alişan zaman, mesaj atmış. Ne demiş Alişan? Ne demiş Alişan? Selam söyle o manya. Sen de o deliye Bana bir söylesene. Demek o deliye bir söylesene bağlansın. <laughs> Ama bitiyoruz artık. Dur. dur. A, bitiyor mu? Bittik mi? Ne kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bittik Hayır hayır daha var. Ha, Bir bağlansın. Ya da sen telefondan bağlasan. Alişan'cığım eğer ekran başında oldu... Ne anladık? Ne yani? Bir şey sabunuyla lütfen. mı yıkıyor saçlarını? Ne yine bir Öf, aranızda istiyor. Hadi bir olur. açsana şunu ne olur bir arasana. Evet ya dur. Bir ara. Şunu. Arasana mı? Evet. evet. Ben ara de bu bakalım. işleri beceremem dur. Ha. Mikrofon. Canlı yayındasın bebeğim. Ona göre konuş. <laughs> ne, ne yapıyor? Bak bir dedikodunu yaptık Alişan. Bak bir alttan Yemin üstten Lerzan. Ben yani bilemiyorum. Hani yüzüncü programımız insan bir arkadaşım bir şey bir şey. Öv bizi Cesle bize. Yüz oldu mu maşallah. E, olduk tabi. <laughs> biz, biz seninle 150'yi de vermiştik Cesle söyle. Aa! Görüyorsun değil mi? <laughs> Alişan 151'de bekliyoruz. <laughs> Peki bir şey soracağım. Lerzan'a bir şey söylemek istiyor musun? Sakın. Valla 90 kaç? Sakın. Kaç beri tanıyorum ben onu? 96'dan beri galiba tanıyorum. Maalesef. Yani... Evet. Güzel Sürekli şeyler senin söyle. Sürekli için maalesef diyor Güzel ya. Güzel şeyler söyle. Çıksın artık hayatımdan lütfen çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Asla, asla. En son program bitindi, işe gider. Hayatımda en çok en çok kavga edip en çok barıştığım insan. Ha Öyle bizim de öyle ne yapacağım? Evet, güzel şeyler Vallahi, söyle. Evet. Yani çok kalbi kalbi yüreği gerçekten çok temiz. Ee, ne diyeyim? Yani bu camiada olması gereken bir insan. <laughs> <laughs> ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani buna bir tane böyle eli yüzü düzgün bulur mu böyle ya, namuslu, böyle güzel, böyle bir ha, delikanlı bir şey bulup bunu evlendirmemiz lazım artık ya. Bir o gitsin adamla kavga etsin, bizle etmesin artık. o, o çok aşık oluyor. O yüzden evlenemiyor. <laughs> ...kıskanç bir de çok kıskanç... ...aşırı kıskanç... Ay ...bize hiç öyle anlatmadı bir saattir... ...çok <laughs> ben üstü özekli... Onu... Kıskan, kıskan, ben. ...ben kıskanç mıyım? ...ben kıskanç... ...bir verir misin lütfen... ...onun kıskançlığını anlatsam... ...yüzüncü programda iki yüzüncü programı çekersiniz... ...öyle söyleyeyim yani... ...yüz programlık kıskanç hikayeleri var... ...öyle mi? ...bak öyle mi İyi bak... ...derin tondan sordum <laughs> ona göre... <laughs> ...en son size şunu anlatayım... ...benim bir önceki programın bittiğinde... ...beni aradı ...ya program niye bitti dedi ya... ...arabada hep seni izliyordu. <laughs> Bütün ekibi kendini transfer etti biliyorsun. Aa, ya sen bak, na, nasıl misin? bir insansın ben de ya? Hep yapmaz diyorum. Ya sen nasıl bir insansın ya? Beni seviyor musun? Onu söyle. Tabii ki seviyorum. Vallahi seviyorum. Yok gerçekten yürekten seviyorum. Ee, hani hem bir insanın hayatında olması gereken bir arkadaşsın. Hem dostum, de olmaması mı? Hem de gerçekten bu camiada olması gereken e, renkli simalardan birisin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Çıkışta görüşelim. Çıkışta arayacağım. seni... Çıkışta arayacağım seni. Bıttım, bıttım sabunu aldım sana. Çıkışta şey yapacağım, vereceğim. Hadi. Alişan biçim. çok bonkördür bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Öpüyorum seni. Hadi bay bay. Hadi Alişan bay. çok teşekkür ederiz. Sevgiler kardeşim. Bay bay. Teşekkür ediyoruz canım benim. Bıttım sabunu bu arada çok iyi bir şeydir. Benim babam evet. Evet, çok bir şeydir yani. Siyanlar Doğaldır. Kesin bir şey vardır. Yok, yani. babam. Ben Bıttım çok seviyorum. Bıttım evet. diye bir tane e, fıstığın aşılanmamış herhalde. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum onu böyle torbalarla yiyoruz. İşte Alişan bizim ortak arkadaşlarımız var. Ee, nasıl yiyoruz? işimiz kırılana kadar. O onun esprisini yapıyor. Ak e, aklınca, o, aklınca onun esprisini yapıyor. Bir gün şimdi Alişan benle, Leyla beni aradı. Bir yerdeyim. Bak bunu bu hikayesini de anlatmam lazım. Dedi ki, sen dedi bir yerden de çok büyük para almışsın dedi. Ee, bir yerdeydik. Anlatacağım sorusu... onu burada yayında söyleyemem. Bizi dedi döndüğünde dedi yemeğe götürüyorsun. En pahalı restoranda rezervasyon yaptırmış. Ee, ben Bizim bir ortak arkadaşımız var. O kalabalık gittik. Nasıl yiyor biliyor musun? Kuzuyu <laughs> kestirdi. Bütün masaya şöyle. istedi. Bak kuzuyu kestirdi masaya istedi. Bu arada bir gram ekmeği de bozmadan geçmemiştir bu arada. Onu da söyleyeyim. Kuzuyu kestirdi masaya söyledi. Bak, benim taktiği yapmış bütün menüyü, Bak, ben menüyü söyledi. Bak menüyü söyledi ama ne yapıyor? Merak etme. Alıyor ucundan oluyor. yiyor. Aa, diyor, bunu diyor pişmemiş diyor bu diyor böyle. Bak nasıl mamırız? Hesapla bir de çok pahalı bir restoran. Neyse hesabı istedim kalkacağız. Kapıda da basın dolu. Dedim ki hesabı alayım. Aylar Zan dediler hesabınız ödendi. Bak bunun sıratı var ya. Kıp bana ödettiremedi ya. Yan masada benim çok sevdiğim bir aile dostlarım hesabı ödemişler. Bak, bu bir bozuldu. Da demişler. <laughs> bizim masanın hesabını ha, ödemişler. ama. Bak bir, bir daha götüreceksin sen ödemedin bunu dedi. Böyle olmaz dedi bir Neden daha gidiyor. alakalı öyle şeyleri var bizim Biliyorsun diye. değil mi onun arabada tüf vardı bir ara. Nasıl tüp? Bilmiyorum. Piknik Aa. tüpü mü? Tabii tabii Yoksa şey almasın. şey diye tüple geziyordu. İtfai, da. Bir gün patlayacak şey... diye o kadar korktum ki ben bu arabayı bilmem dedim. Bakın <laughs> yani niye tüp var? Ha LPG'li araba mı kullanıyordu anlamında? Öyle o çok bonkördür ama kendi başkalarına bonkör. <gülüyor> <gülüyor> Ah canım benim ama ya. Ama artık, artık ama artık vuracaksınız. Ne, ne Bursuz vuracaksınız adamı gömdünüz ya. çıkarıyorsunuz sürekli. Hayır sana özel değil. Çok ne sevindim. zaman bir tutumluluk cimrilik varsa beni zaten sağ olsun direkt gömüyor. Alişan'ı da unutmuyor ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Yalan söylüyor diyor bak yalan söylüyor. <laughs> <diyor>. Şey <laughs> olayı nasıl <laughs> ama şey olayı olay nasıl. Olay nasıl yalan söylüyor. Yedi yedi hesap başkanı bir daha götüreceksin. Gene hani diyeceksin gene götüreceksin. Yalan söylüyor diyor. Olmamış öyle bir şey. şu başta bir kibir şarkısını dinledik ya. Evet. Hatta sen ona verdin, sen de okumuşsun. Bu da senin besten değil mi? Sözü de müziği de bana ait. Söz. Tamam. Evet. Ne kadar güzel. 30 saniye var. Onun için sözü bir şey diyemeyeceğim bunun üzerine. Demet okusun bir daha. Deme... Aa Demet ok. Evet. Evet. Bir kibrit. Demet evet. Demet okusun da o zaman ara... Ama bir ara... Biz bunu... Ara güzel veriyoruz. fikir değil mi? Evet. Bir evet. ara veriyoruz. Hadi bakalım. Aradan sonra karar veriyoruz. Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Demet ve Gel Konuşalım 100. programında bizi kırmadı Lerzan Mutlu'yu ağırladı. Çok güzeldi. Sen evet. reklamda sordun ya nasıldı çok diye. Bence oldu. çok güzeldi. Evet, Umarım vallahi. izleyenler de beğenmiş. Vallahi ben, ben e, sizsiniz diye normalde televizyon programlarına çıkmayı hiç sevmiyorum ama siz muhteşemsiniz. İnşallah çok nice keşliyorum. yüzlere. Vallahi gidiyor muyuz? Canım benim her şey için çok teşekkür ediyorum. Ekibede misafirperverliği için. Sana bayıldım. İnşallah teşekkür yolunuz ederim. çok uzun olsun. İnşallah. Sağ inşallah. Ol benim. Çok teşekkür, ederiz. Anneciğiniz anne buraya gelmedi ama. Gelmedi korktu. İçeri alacaksınız diye yayın Ay yok, yok öyle bir şey yapmayız. Yani Nasıl şey yapmayız, yapmayız, böyle. Duruyoruz. <laughs> bir şey Evet o yüzden... Fedon geldi oğlu gelsin mi hadi gelsin falan. Evet, şey yapıyoruz ya. o yüzden ya. benim programıma çıkmadı bugüne kadar. Hiç vallahi çok kızardım gelseydim. Hiç şeyi. programda yan yana görülmediniz <laughs> mi? Benim kendi programımın hiçbirine gelmedi. Ah bu bizim başarımız olacaktı. Kaçırdık Tüfe. Ah kaçırdık be. Süpersiniz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Size de iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok çok teşekkür ederiz. Efendim çok sağ olun. Yani bizi 100'e kadar taşıdınız. Yarın 101. bölümde burada olacağız. 101 oluyoruz değil mi? Oluyoruz. 101 de çalım. Biz akşam gezmeye gidiyoruz. Yapımcımız bizi yemeğe götürüyor. <laughs> sağ olsun. <laughs> Yine basa basa. Görüşmek üzere efendim.